çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Nasılsınız? Öpeyim sizi, sonra öperim sizi bol bol. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kimler gelmiş? Sağ olun, çok teşekkürler. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ekran başındaki çok değerli Vazgeçme izleyicileri, kadın izleyicileri. Bugün bizim günümüz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü biliyorsunuz. Lütfen bizlerden, kadınlardan sevginizi esirgemeyin sevgili erkekler. Bizlere bir gün değil her günü özel kılın. Çünkü bir kadın toplumu değiştirir, dünyayı değiştirir. Artık kadınlarımızı gerçekten çağ dışı düşünceler, sözlerden uzak tutun istiyoruz. Giyimiyle, kuşamıyla kadınlarımızı lütfen yargılamayın. Kızını dövmeyen dizini döver. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Saçı uzun, aklı kısa. Ulu orta gülmek hafifliktir. Artık bu çağ dışı sözleri artık hiçbir kadın duymak istemiyor. Türkiye'deki hiçbir kadın duymak istemiyor. İstemiyoruz değil mi hanımlar ya? Lütfen yani, çok rica ediyorum yani. Duymak gerçekten ya. Bıktık artık bu sözlerden. Biz kadınlar bu klişe sözlerden, kadınların böyle yargılanmasından gerçekten çok bıktık, usandık. Kadın kadındır, kadın insandır. Benim ekibimin çoğunluğu da kadın. Yönetmenimden program koordinatörlerime, haber müdürümden sahadaki muhabirlerime, editörlerim, istihbarattaki arkadaşlarımın hepsi kadın. Kadınların elinin değdiği her yeri güzelleştirdiğini düşünüyorum. Ki yayınlarımızın başarısını da görüyorsunuz ve takdir ediyorsunuz. Bundan dolayı çok büyük bir onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çok da mutluyum. İyi ki varlar. Sağ olun. Avukatımız da kadın. Bir kadın avukatla birlikte çalışıyoruz. Öldürülen, kaçmak zorunda kalan, kaçırılan, mağdur edilen, kadınlara ses olduğumuz için, ses olduğunuz için herkese, ekran başındaki kadın izleyicilerime, buradaki kadın misafirlerime, bana başvuran kadın mağdurlara sonsuz teşekkürler ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Erkekler bana kızıyor. Didem diyorlar, sen burada daha çok kadınları koruyorsun. İyi ki de koruyorum. İyi ki de bu programı yapıyorum. İyi ki kadınların sesi oluyorum. Gerçekten çok mutluyum bu programı da yaptığım için. Ama ekran başındaki değerli kadın izleyicilerime sizlerin katkısı olmasa yapamazdım. Bugün benim için aynı zamanda çok da anlamlı bir gün. Çok da özel bir gün. Çünkü bugün benim annemin, sevgili annemin, Makbule Arslan'ın ölüm yıldönümü. Yanımızda olmayan, hayatta olmayan annelerimizi, kadınlarımızı da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Herhalde beni izleyip benimle de gurur duyuyordur diye düşünüyorum. Canım anneciğim, Makbule Arslan'ı da sevgiyle, rahmetle, şükranla anıyorum. Şimdi bugün
aslında dün o haberi vermiştik. Sevgili Emine Hanım'ın kızını arıyorduk. Dolayısıyla aslında bugüne de denk gelmesi çok büyük bir de tesadüf oldu. Emine Hanım bana güvendi, geldi. Didem benim kızımı bulur dedi. Damadı Didem'e gitme demiş falan. Şimdi Emine Hanım'ı davet edeyim. Kızı bugün Esengül geldi. Büyük bir kavuşma yaşanacak, ona eminim. Bir kadını daha bulduk ve inşallah ona da benden ne istiyorsa bütün desteği elimden geldiğince yapmaya çalışacağım ben ve ekibim. Antalya'da Emine Hanım önce bir gelsin. 7 evladından kızı Esengül, 3 çocuk annesi Esengül evi terk edip gitmişti. Esengül dün canlı yayında gördük kendisini, bugün stüdyoya gelecek. Ben annemin ve kocamın Tom ve Jerry gibi kavgasından bıktım, usandım. Artık yani çocuklarıma da mahcup oluyordum dedi. Bu arada kocası yanlış biliyormuş. Kendisi 90 kiloymuş ama o kilosundan dolayı da kocası onunla az yani ne bileyim çok ağır sözler söylemiş, psikolojik şiddette bulunmuş. Ama önce Emine Hanım bir annesi gelsin, sonra da Esengül'ü çağıracağım. Emine Hanım gelir misin lütfen? Bugün seni kızınla kavuşturacağım. Ben sana kurban olayım. Rica ederim canım. Kadınlar günün kutlu olsun. Senin de kutlu olsun bir tanem. Kadınlar günün kutlu olsun. Hepinizin. Evet, seni çocukların seviyor ama bazen bu aşırı ilgi ve sevgi onları bunaltıyor. Bunaltıyor, benimki bunaltıyor. Seninki biraz galiba öyle, fazla seviyorsun sen. Çok. Evet, peki çok. Geç yerine lütfen, seni evladınla buluşturacağız. Ay, şimdi Esen, çok teşekkür bugün ederim. Evet ya, bugüne denk geldi, kadınlar güne denk gelmesi de gerçekten vallahi yani bilmiyorum, beni ayrıca mutlu etti. Şimdi kocasını çağırayım, ya ikisinin kavgasından bunalmış, ikinizin o kavgası var ya, Emine Hanım bunaltmış kızını ya. Niye bu kadar her şeye karışıyorsunuz? İkiniz çok konuşuyorsunuz. Neyse, Mehmet Ali bir gelsin lütfen kocası. Buyurun lütfen Mehmet Ali Bey. Sen yerine geçerken dün ne konuştuk? Dün ilk karşılaştığınızda 1,5 ay sonra neler söyledi? Çok size üzgün, çok size, hatta yolda gelirken de çok yani çok acayip bir şeydi. Öfkesi var, kırgınlıkları var. Neden öyle söylediğimi de anlatacağım ama dün Esengül'ü bulduk, sizlerle bir canlı yayında görüştürdük. Bugün de burada olacak. Dün yaşadıklarımızı bir izlemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Buyursunlar lütfen. 4 yıldır damadım kızıma çektirdiği ızdırabı Allah bilir. Baskı yaptın, tehdit ettin, dayanamadı, çekti gitti. Ay. Sana bir söz verdim bir tanem. Dedim ki ben senin kızını bulacağım. Ben sana kurban tamam olurum, mı? Evet. Ben Esengül'ü buldum bir tanem. Sadece bu haberi vermekle yetinmiyorum. Kızını görmeye hazır mısın? Ya hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Şu plastik kapının hemen önünde şimdi Esengül'e doğru gidiyoruz. Esengül'ün yattığı yeri. Ay, nerede yatıyor? Yazık. Yanırım seni. Yanırım seni Esengül. Ben de onları seviyorum ama onların kavgalarından da yoruldum. Rica ediyorum. Çok haklısın. Bu sürekli kavgalarından bıktım. Peki çocukları neden aramadın? Kızın 22 yaşında, diğer çocuğun 18 yaşında. Eşimin gelip, annemin gelip beni öyle rahatsız etmemeleri. Ben çalışacağım, çocuklarıma bakacağım uzaktan uzağa. Sen şimdi geleceksin mi? Gel ne olur Esengül. Gel bak kızım, ne istiyorsan arkandayım. Yok anne, dönmeyeceğim. Ben çalışıyorum, ama ben para buradan gitmeyeceğim seni almaya kadar. Anne dönmeyeceğim ben. Kuş meselesi nedir Allah'ını seversen? Bu kuşlar kadar... her yerde, yatak odası, salon, mutfak, her yerde. Ne yaptığım işin? Yemeklerin içinde kuş yemleri bile dolu dolu. Olmuyor ki. Nasıl yani? Terlikleriyle geziyor. Yattığımız yerde kuş var. Ben onlara sorun demiyorum. Yaptığı müdahale, bana yaptığı hakaret, durmadan konuşması. Ben sözümü anlatamadım. Ne ben? Biz aslında birbirimize aynı dili konuşamaya alttan ala ala tamam diye yoruldum artık. Siz çocuklarını özlemedin mi? Ben nasıl özlemez olur muyum? Ama bunların kavgasından, bunların hengamelerinden yoruldum artık. Ben bunlar işte onlar Tom ve Jerry, ne diyeyim? Ne söyleyeyim? Biri Tom ve Jerry gibiler mi? İkisi de birbirinden hırlı. Gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi onlar evde de öyle. Valla Tom ve Jerry çok evde haklısın. De öyle, aynen böyle. Manşeti sen attın gerçekten, annenle kocan Tom ve Jerry gibi. İkisinin kavgasından bıktığım için daha önceleri gittim. Bu kez gitmemin nedeni de o. O yüzden şey yaptım, ayrıldım ve başka bir yere gittim diyor. Şimdi yolda gelirken geleceğim oraya, ikinizle de yüzleşmeye geliyor. Başka istekleri de var, benden istedikleri de varmış. Ben de merak ediyorum. Birazdan Esengül'ü buraya çağıracağım ama yolda gelirken o kadar çok sistemkar ki. Çok üzgün. Yoruldu. Yorgun. Çok yorgun Esengül. Üzgün, hayat yoruldu. Onu yormuş. Siz çok yormuşsunuz ikiniz. Her sadece sen değil. Yoruldu.
yoruldu. İkiniz de yormuşsunuz. Didem Hanım. Bir yolda geldiği o anları bir paylaşalım. Esengül'ü buraya davet edeyim. Evet. Kızını 1,5 aydır görmüyorsun. Önce şimdi arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'ı vazgeçmeye Esengül'ün o anlarını koydu. Uzun uzun versiyonunu. Şimdi ekranlara da gelsin lütfen. Buyurun izleyelim. Esengül. Benim sevinip gülemezsin. Bergen'in bir şarkısıyla mesajlar vere vere geldi. Evet, seni kalbimden kovdum. Bergen'i de rahmetle anıyoruz gerçekten. Şimdi kızım burada. Evet. Senle yüzleşmeye, kocasıyla yüzleşmeye evet. geldi. Yani ben de onunla ön yaptığımı görüşmelerde hepsi diyor ki Mehmet Ali. Evet efendim. Sevgili Emine Hanımcığım. Evet anne. Ben diyor kocamın ve annemin birbirleriyle olan kavgalarından, Tom evet. ve Jerry gibi sürekli birbirlerini yemelerinden bıktım, usandım. Tamam. Bak ikiniz yüzünden kaçmış. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kızını çağıracağım. Benim bir tane kızım yok ki, 3 tane kızım var. Evet. İki damadım daha var. Ama ne? Bunlarla yan yana oturuyormuşsun Hayır, sürekli. Hayır uzaklar. Uzaklar. Hayır Esengül'le yakın değil mi? Esengül bana biraz uzak, o daha yakın. 2-3 kilometre var. 2-3 kilometre çok uzak değil yani. Evet. Şimdi niye onlara karışmıyorum da sade bu? İşte ama... İki gelinim daha var. Ama sen ona neler söylüyor? Gelsin ama kendisi neden? Anlatsın. Bir neden olmalı. Ha, Mehmet Ali yüzünden. Tabii canım bir neden olmalı. Kendini evlendirmişsin. Yine kavga etmeyin, kızı çağırayım etmem, ya. Etmem. Yok, ben bugün konuşmayacağım. Öyle mi? Söz. Son kararım. Etmem benim kızım. Benim kızım ne dese arkasındayım. Sağ olasın. Allah rahmet eylesin teyzemizin. Sağ olun anneme çok teşekkür ederim. Sağ olasın bütün ölmüşlerimize. Sevgili Esengül gelsin mi? Gelsin gelsin. Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadının daha sesi olacağım için gerçekten çok mutluyum. Bana da güvendiğin için, bir kadının da bana güvenmesinden çok, çok. De ayrıca mutluyum. Esengül'cüğüm gelir misin çok, bir tanem? Çok. Ben inanmadım bu gece gelecek. Geldi. Ben dedim gelmez. Geldi. Evet. Geleceğini hiç zannetmedim hiç. Hiç. Nerede yolunu gözlüyor? Geldi geldi. Ölürüm sana, ölürüm. Ölürüm, ölürüm. Gel, gel, gel. Orada dur, orada dur. Sakın orada dur. Evde de böyle yapıyor. Orada dur. Ben sana bir şey yapmadım. Orada dur, gelme. Gelme, sakın gelme. Orada dur. Sen benim annemsin, sana saygım var ama orada dur. Orada dur. Ne onu görmek istiyorum ne de... Hoş geldin. Hoş bulduk. Benden mi uzak duracaksın? Evet şu an öyleyim. Şu an benden de uzaksın. Evet. Tamam. Hepinizden. O yaptı. Lütfen orada dur. Tamam. Kimseyi üzmek istemiyorum. Ben üzmeye gelmedim buraya. Ben öyle kendimi sen... ifade etmeye geldim. Oturacağın yeri gösterebilir miyim? Gösterin. Gel lütfen. Gel şöyle. Sarılmasın. Bir kimse anne sarılmış. Bu kadar olmaz. Öyle mi? O kadar mı kızgınsın annene? Olmaz. Annene? Ona da ona da. İkisine de kızgınsın. Evet. Bak şuraya oturmanı rica ediyorum. Burası merak etme yakında değilsin. Dur orada. Orada dur. Bak konuşamıyorum. Orada dur. Aa o kadar ya. Yok yok psikoloji bozuk da benim kızım bir senedir böyle. Orada dur lütfen. Tam bir yıl. Bir yıldır böyle. Sorunuz nedir? Ben bana... kaçmadım, göçmedim. Yanlış bir şey de yapmadım. Yapmaz. Her şeyin içinde herkes... Her yerim belli, yurdum belli. Yapmaz. Ama bu ayrılmak istiyorum. Bir şey de yapmadım ona tamam, karşı. Tamam. Ayrılmak istiyorsan bana niye kızgınsın? Çocuklarımı da özledim. Bana çok neden? Çok özledim. Bana da mı kızgınsın? Herkese. Herkese. Neden? Hayata. Yaşadığım bütün acılara. Hak etmedim hiçbir şeyi ben onu. Ay ben ne yaptım sana bir tane? Özür dilerim. Şu an özür, bana dokunmayın sadece. Ya tamam dokunmam ama. Dokunma. Ben dokunma istemiyorum lütfen. Ha dokunmaktan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorum. Ha tabii ki ya. Yok ben de. Buyurun. Ben normalde teması severim de. Benim ona karşı bir yanlışım yok. Yüzleşiyoruz söylesin. Yok ben açık eşime açık güveniyorum. Konuşsun. Kesinlikle öyle bir yanlış yapmaz zaten de. Ben ona da sesimi yükseltmedim.
bir anne, bir evlat, ben evlatlığımı çok güzel yaptığıma inanıyorum. Hatan varsa söylesin. Her bugün, şey söylesin. Bugün seni dinleyeceğiz. Konuş, içini dök. İçimi neye dökün? Ben işte bu böyle. Her şey ortada. Tartışmalarından yoruldum. Aynı mahallenin geleni, aynı mahallenin kızı, aynı mahallenin de evlendim, yetiştim. Aile işte böyle, hiç ayrılmadık. Bir sağ olsun yardım etti ama başa da kalktı. Annen. Kalktı, niye kalkmasın? Gelip ona çomak soktu, o ona soktu, ona soktu derken ortada ben kaynadım. Çocuklarım eve geliyordu, bizim tartışmalarımızı duyuyordu. Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Bu sefer beni hasta görüyorlardı. Ben alttan anne cim yapma, kurban oldum. Mehmet Ali yapma. O da haklı kendi çapında. Hı-hı. Kendi çapında. Annen haklı. O da haklı kendi çapında. Ama haksız olan ben miyim? Yani. Alttan alan ben, haksız olan ben, suçlu olan ben. Ama ne yapacağımı bilemiyorum şimdi. Kardeşim dövdü, iyileştim, düzeldim. Aradan 6-7 ay geçti, sonra ona söyledim. Çünkü kardeşimle bir araya gelmesin. Arada bir tartışma kardeşinin olmasın. Kardeşinin evinde yaşıyorsunuz. Peki annemin evinde dövdü beni. Beyin damarım tıkaldı. Şu an ben mantıklı bile konuşamıyorum. İki lafı bir araya. Ben iyice iyileştikten, nörolojik tedavi gördükten sonra. Baştan başlayalım Esengül. Kendimi çok... Kendimle çok konuşuyorum ben. Biliyorum, farkındayım yani. Sürekli böyle muhasebe yapıyorsun. Evet, hep konuşurum kendimle. Benim bir bayan arkadaşım yok, söylesin. Söyle, var mı bayan arkadaşım? Yok, söylemiyorum. Kendimi suyu açarım, suyla konuşurum. Taşı önüme alırım, taşla konuşurum. Neden? Böyle alıştım. Seni dinlemiyorlar mı? Anlamıyorlar. Ha, sen annene konuşamıyorsun. Konuşamıyorum. Kocanla konuşamıyorsun. Konuşamıyorum. Derdini sulara taşıyorum. Çocuklarıma da yansıtmamaya çalışıyorum. Of bir tanem. Kitliyorum kendimi. Onlar bulaşma. Onlar bir üzülmesin. Çocuktur. Arkadaşın yok mu? Hiçbir arkadaşım yok. Söyle, var mı? Var mı? Var mı? Lütfen söyle. Rica ediyorum. Ben bugün susacağım. Siz konuşun. Susmak yok. Konuşacaksın. Susacağım. Yok. Söyle, konuşsun. Konuşsun. Konuşacak. Yani ben buraya konuşmaya geldim. Oynamaya değil. Arkadaşı yok. Burada her şey ortaya dökmeye sabah geldim. Sabah gidiyorum. Bence sabah gidiyor, çıkıyorum. Bir bayan arkadaşım varsa söylesin. Ki olduğu zaman ben söylerim ona. Ne yaparsam yapayım. Nereye zaten gidersem gideyim. Eşim, ben en ufak okuyan, bir şey bile yaparsam. Bayan zaten. Ben ona attığım her bir adımın, her yaptığım hareketin, pazara bile gitmemin, aldığım o alışverişin hesabını bile veren bir insanım. Veriyor, yalan i̇şte, konuşmuyorum, inkar etmiyorum. İşte bir yanlışım yok. Sorduğu soruların bütün cevabı var bende. Ben hiçbir yanlışı yapmayan, ona sorduğu sorular iyi kötü, maddi manevi bütün soruların cevabı var bende. Ona da. Yani ben şu orada... Ben de anneyim. Ben bir aydır çocuklarımı görmüyorum ama bu şekil mi yapmam lazım? Ben onların yüzünden mahvoldum çocuklarımı gör. Bir aydır ben çocuklarımı niye küçükken bırakmadım? Biz 11-12 tane ev değiştirdik. O kadar. İşte 2-3 ay duruyor. Ha. Evde sıkılıyorum diyor. 11-12 i̇şte tane ev ama değiştirdik. Ama senin yüzünden diyor, sıkılıyormuşsun. Sıkılıyor. Evler kötü, ev sahipleri kötü. O gariban, o ödeyemiyor. Yani, ben biraz hastalanıyorum. Hastane paralarından kirayı diyor, ödeyemiyorum. Ödeyemeyiz hale diyor geliyorum. Yani hep alttan aran benim. Ben ezilen, ben mahvoldum yani. Ben taşın ne artık her şey yani ortaya çıksın. Dur, ben buradayım, söylesin. Ne varsa söylesin. Kuş yemi, ben temizlik yapan bir kadın. Ben çok temizlik seviyorum. Ama gücüm kalmıyor bazen. Deterjan dökeyi, suları, su parasından, deterjan parasından, pazar parasından çocuklara bir elbise alamıyorum. Üzerime giyecek bir ikinci elbisem kalmadı. Yoktur benim. Yok, söylesin. Pazarda, söylesin. Ay sen aldık ya. Niye yalan söylüyorsun? Ben kendim temizlikçiliğe gidiyorum, hizmetçilik yapıyorum. Emeğinle çalışıyorsun. Emeğimle çalışıyorum, güzel, alıyorum. Çalışıyor. Geçen Ramazan'da hep oruç tuttum. Sıcak fırında Antalya'da bir sene full çalıştım. Hep onlara... Kocan çalışmadı mı? O da çalıştı, çalıştı. Ancak bir ay bir içerisinde... Bir şey söyleyeceğim, şu temizlik konusunda çok hassassın. Ben temizlik seviyorum insan. Güzel bir şey, ben ama de çok yemek severim. Yapıyorum, bir bakıyorum balkonun kapısında... şu kapı şöyle şu tarafta... Bir kapıyı açıyorum, 10 tane kuş üstümde geliyor böyle. Mutfağı. Ne yapıyorum? Kuşların yemi... Tezgahta yaptığım yemeklere giriyor ya. Kuşlar uçuyor, tüyleri giriyor yemeğin içine. Ya yediğim yemekte kuş... Tüyleri, kuş yemekleri, bunlar olmaz olmaz. Zaten bir tabak yemek temiz yapıyorsun, onu adam gibi ye kalk. Kaç tane kuş var Allah aşkına? Onu mu geçik, 20 mi geçik Sultan? Daha bir aydır, gibi, bir aydır görmedim. Söyle. Ben Didem de sattım, diyor, ben de yardım etmeye gittim. En son ayrıldığında evde kuş var. En son ayrıldığında biz beraber sattık kuşu. İki tane var, başka yok. Ama sen en son 5 yıl önce dedin evde kuş varmış hala. Hayır, şu an iki tane var. Bir aydır çıkmışım, görmüyorum. Biz beraber satmaya da gittik. Kendisi de geldi. Ama sen de demek ki yani sen niye gidiyorsun o zaman kuşları satmaya? Para kazanıp çocuklara yiyecek alacağız onu kuş parasıyla. Sonra da evde beslemek zorundayız. İki balkon var. Balkondan mı besliyordun?
Nerede besliyordum? Doğru söyle bak. Balkonunda da besliyordu, mutfakta evet. da gidiyordu. Arada kafeslerin yatağı, yani sen kuşların yemi her yerde. Ay ama olmaz. Kuşların yemi her yerde. Sus, sen konuşsun. Müdahale etme artık. Sus. Ben eşimle konuşuyorum. Kuş yemi her yerde, inanın. Kuş yemi her yerde. O da temizliyordu, ben yatak de temizliyordum. Yatak odasında, salonda. Her yeri, her yeri kuş yemi. Temizliyorum, temizliyorum, temizliyorum da temizliyorum. Yoruldum ya, bir kadının gücü ne kadar artık, nereye kadar? Bayağı bıktırmışsın kuş. Peki ne bileyim kuşlar... Ben, ama bak kuş besleyene karşı değilim, ona bir laf... Ben ya, de değilim ama evin kuş, işi değil. Evin işi değil. Tamam da Didem Hanım, balkonda besliyorum. Balkonda değil, o şekil değil yani. Balkonda evin besliyorum. Evin içi değil, balkon o değil ama yani. Ama ne yapayım abla? Mutfak. Mutfakta diyor ki yemeğin içine kuş yemedi demek ya. Mutfakta kuşun ne işi var mutfakta ya? Balkonda balkonda eşini dinle. Bir eşini tamam, döksün. Hayır ben haksız değilim. Burada ben bak çıksın tamam, ortaya. Bak haklıya haklı, haksa haksız tabii, diyorsun. Neyse o neyse. Doğru bir kadınsın. Neyse helal o, olsun. Neyse o neyse o. Neyse o. Ben inanmıyorum bir kadının yalan söylediği. Yalancının mumu bir saat sonra yanar. Yatsı bile değil. Evet doğru söylüyorsun. Neyse bu başka ne varsa ben dönmem Antalya'ya, dönmüyorum. Ben o eve girmem. O kardeşimin evi. Kardeşimin evi girmem. Yaptığı iyilikleri de başa kakan, çomak sokan böyle birisi. Peki işte. Sen annene geleceğim de önce kocanı konuşayım. Annen de dinliyor böyle merak. Annenle de diyaloğunu merak ediyor. Ben ihanetini görmedim, yanlışını da görmedim. Ha, ihanet var mı? İhanet yok. Ben gözlerimle asla görmedim. Zaten evdeydim. İşe gidip geliyorum. İş direkt yani. Annen niye öyle söylemiş? İhanet ediyor falan. Ben gözlerimle görmedim. Siz sana bir buçuk mi, sene, kaç sene? Bir buçuk sene bıraktı gitti beni. Niye? Nereye gitti? İkisinin kavgasından dolayı beni o bıraktı. Ceza niye? Olarak kardeşimin evinde bıraktı. Bir buçuk sene bekledim ben, bir buçuk sene. Senin kocanın evden gitmesinin nedeni annen mi? İkisinin kavgasından dolayı. Ay Esengül. İkisi, sus sakın, ben yalancı değilim burada. Esengül, hiçbir şey demeyeyim. Sabah kahvaltı yaparken ben hasta yatarken ama doğru söyle. Doğru bak, söyleyeceğim tabii ki, her şey doğru. Anne, anne de içeri, olsa mutfağı, ben de anneyim bak, ben Esengül, de anneyim. Ben sana soru soruyorum. Esengül deme bana. Bir dakika dur. Ne dur diyorsun? Orada. Anlamadım. Neyse ben dedin. Sana söylüyorum. Söyle, ama doğruları söyle. Annem bana hakaret ettiği için ben evi... Küfür de ediyordu, bağırıyordu da, çağırıyordu da. Evi terk edip gitti mi gitmedi mi? Doğru gitti. Söyle. Onun hakaretinden dolayı gitti. Da gitti. Kamile o... için mi gittin, benim için mi gittin? Kızımı dövdü, bir nezarette kaldı. Kamile Nur dövdü. Kamile için mi gittin? Reşit olmayan kızı Kamile için mi gittin? Çocuğuna şiddet mi uyguladın? Hayır efendim, gece yarısı. Bir an aynı anda konu. Bir Emine Hanım sen bir sus, ben geleceğim sana. Gece yarısı saat 3:30-4:00-5:00'te geldi. Geç geldi ama kızım biraz dayak yedi. Biraz ben onu ikimiz kız bekledik. Çocuğu. İkimiz ama dayakta da şey olmaz, dayakta terbiye olmaz. Olmaz yani. Dayakta terbiye olmaz. İkimiz hiç bekledik olmaz. Her gün ama her gün sana, geç. Her ya kızına geç. Geleceğim de sana şiddet uyguladı mı peki? Yani, dövdü mü dövmedi mi? Laflarıyla dövüyordu. Ama hayır, vurma, tokat vurdun mu? Bakın laflarıyla dövüyordu, vurma yok. Zaten ben dayakken bir kadın değildim. Tamam canım sen ne dersen zaten o. Dövmüş, tamam anne sen ne dersen o. Tamam baba sen ne dersen o diyen bir kadınım ben. Hepsini alttan alan bir kadın. Nasıl psikolojik şiddet uyguladı sana, ne dedi? Ne yani, söylüyordu? Dedesi, ya örneğin sen... Yaptığım yemeğe bahane bulur. Pazara giderim bahane bulur. Ondan sonra daha ne diyeyim artık? Ne der yani, mesela pazara gidersin neyine karışıyor? Pazara neye karışabilir beraber yani? Beraber gidiyoruz zaten pazara. Pazara beraber yani, gidiyoruz. Beraber istediğin ben de pazara, neyine karışabilir ki senin pazaranın yani? Çürük almışsın. Bir kilo alacağına 2 kilo almışsın. Ha. Bu çürüktür. Bu kokmuş. Seçememişsin. Bu pahalı. Bu ucuz. Bu olmasaydı daha iyi olurdu. Biz ıspanak alacağımıza maydanoz alaydık. Şu öyle olacağına bunu alaydık. Böyle bir şey. Yani habire konuşur. Çok peki, konuşur. Bir de sen kaç kilosun Esengül? Ben tartın vallahi bilmiyorum. 100 kilo ya var ya yok. Bilmiyorum. Yani 90 kilo falan olduğunu tahmin olabilirim ediyorsun. Olabilirim ben, evet öyleydim. Ama eşin senin 140 kilo olduğunu söylüyor. Tartın görün. Çıktı kilo şurada yok mu kilo? 120 kadar çıktı. Şu ama kilosuyla da kilosuyla da dalga geçiyormuşsun ve çok ağır laflar söylüyormuşsun. Hayır, şişko patates yarım kilo domates diyor bana. Hayır öyle, öyle bir kelime demedim. Aa, diyor her demedim, zaman da diyordu. Bak, ben geldim durma. Yatıyor, ben geldim yatıyor, özür ben dilerim. Geldim yatıyor. Ne diyordu ne diyordu? Şişko patates yarım kilo domates, patates çuvalı gibi yatıyorsun abi evde. Ya Esengül bak, iftira atma burada. İftira değil, iftira değil, iftira değil. Bak ne varsa o. Benim çocuklarım da şahittir Esengül. Evet, çocuklarım da çıkarttın. Söyle valla her şey söylesin. Böyle dediysen yazıklar olsun. Eğer dediysem yazıklar olsun bak herkesin içinde. Eğer demediysem sana da yazıklar olsun. Söyle. Diyeyim. Yazıklar olsun ha. Söyle. Ben hatta ne şey diyor musun? Ama kilo bu aralar kilo verdim galiba. Boğazımı kestim yani. Ya sen şeker hastasıymışsın. Hap yani. Kullanıyorum. Nörolojik tedavi kullanıyorum. Beyin damarım tıkalı. Ay bu 6 ay boyunca 2 kere MR'a girdim. MR'da çıktı zaten. Yani özellikle mesela
toplum içinde de senin bu kilolarında halay çekemiyorsun. Bana kadınlık ne halay, edemiyorsun. Ne halayda? Ha, bana kadınlık edemiyorsun, halay çekemiyorsun. Senin kadınlığınla da ilgili ağır psikolojik laflar söylüyormuş. Bayağı bunlar psikolojik. Hayır, evden şey çıkmıyorum. Daha biz zaten bir yere onu? Çıkmıyorum ben. Geliyorum, yatıyor, gidiyor, yatıyor. Düğünlere şuna zaten bak, gitmez. Doğru düzgün ben bir yere çıkmazlar. Hayır, Esengül demiş ki yani işte kilolu olduğun için toplum içine giremiyorsun. Düğünlere hayır, gidemiyorsun, efendim, halay şey çekemiyorsun yok, diye sürekli laf söylüyormuş sana. Sen elbise öyle olmuyordu bana. Sen kilo vermezsen bunu giyip oraya gidemezsin. Sen zayıflamazsan bu pantolon olmaz. Sen zayıflamazsan bu kazak olmaz. Şuraya buraya çıkamazsın, buraya giyemezsin diyor tabii ki de. O da öyle bir fiziksel iğneleyici söz. Rahatsız edici rahatsız yani. Rahatsız edici ama ne yapayım artık. Aksine gel canım karım seni işte kilo vermeye gidelim, şöyle yapalım, böyle söyledim, yapalım. Yürüyüş destek olayım. Ne canım, yürüyerek yürüyüş kendin git, yol var, yordan sabahları bak kendin. Ben sabah gidiyordum, işe yürüyüşler giden bir insanım. Şimdi ben onu bazen, her gün yürüyüşe bazen yaramıyordu. Yürüyüşler efendim yapıyordum ben tabii ki de ama ne yapalım. Düğünleri sevmez. Düğüne ne gidelim yani derim. Git, bir yere gelmez çıkmayan bir insanım. Ne, böyle. Anneni niye engelledin? Annemi hiç engellemek istiyorum. Çünkü çok konuşuyor, çok üzüyor. İkisi birbirlerine tartışıyorlar. Gelip yani bilmiyorum ona karşı bir şey sorabilir miyim? Bir sen köye gittiğinde bucak mı? Halası öldü, ben baktım. Ben baktıktan sonra 3 gün sonra vefat etmiş. Halası 3 gün sonra mı vefat etmiş? Bir şey mi? Bucaktaydım. Seni bir oraya şey diyeceğim. Bir dakika, bir şey merak ettim. Seni oraya sen kendi rızanla mı gittin? Akrabalarına bakması için. Yoksa o mu seni gönderdi? Git bakma dedi. Doğru söyle. Kendi rızamla gittim. Niye? Çünkü biraz kim evden götürdü uzaklaşayım diye. He? Kim götürdü? Ben kendim gittim yolda. Kiminle gittin? Kiminle? Kendim gittim. Otobüse bindin. Gelince de evden uzaklaşmak istemiş. Uzaklaşmak için senden gittim. Ama iyi oldu. Peki oradan niye geri geldin? Buraya Isparta'ya gittin. Kim gönderdi? Bir dakika lütfen. Bir dakika. Pınar ne dedi? Sen bir daha söyler misin? Oradan Isparta'ya seni kim gönderdi? Kim götürdü? Ben orada bir bayanla tanıştım. Bizim çay ocağımız var dedi. Evet. Öyle gittim. Ben çalışıyorum şu anda. Daha önce Denizli'ye gitmişsin değil mi bir tane? Denizli'ye haberi vardı, gittin mi? Daha önce sonra başka bir ile daha gitmişsin. Iğdır'a gittim, halamın yanına. Peki bu kez çok daha farklı bir ile gittin. Evet. Şimdi söylemeyeceğim ben. Söyleme. Nerede olduğunu. Söylemeyeceğim canım. Gördüler benim ya yerimi. Tamam, ama gördüler, biz gördük. Hangi koşullarda olduğunu gördük. Ama şunu merak ediyorum. Niye böyle farklı bir ile, niye oraya gittin? Kim seni oraya götürdü? Bir bayanla tanıştım ben Bucak'ta. Evet. Çay ocağımız var, gel çalış paranı kazan dedi, ben de gittim. Tanımadığım, hiç bilmediğim yere. Tanımadığım, bilmediğim insana nasıl güvendi? Bu sırf ikizine paranı kim verdi? O kadar. Şu an hiç tanımadığım yer gene olsa, cehennem dibi olsa gene giderim. Ama öyle deme bak. Gene giderim. Ama çok tehlikeli bir şey yapmışsın. Ne yapayım? Çok riskli bir şey, bir adım riskli atmışsın. Riskli bir şey, evet yaptım. Yani çünkü hayatına çünkü bambaşka şeyler de olabilirdi yani. Evet. O bayanı tanıyordum Bucak'ta. Nerede beraber tanıştın? Bucak'ta tanıştık. Bucak'ta nerede? Burada Bucak'ta. Neresinde, nerede? Hastanede mi, orada mı, burada mı? Tabii evet, hastanede. Halasını hastaneye götürüyorum. Biz çok gittik hastaneye. Halayı götür, getir, götür, getir. Komşuyu gel, git, öyle orada. Dertlerini mi anlattın o kadına? Evet, dertlerimi anlattım. Bayan arkadaş yok, halamın komşusunun gelini. Ha, öyle. Yabancı hala bir yabancı değil. Hala diyor. Bucak'ta hala. Değil mi hala? Peki, ne dedin ona? Yengesi oluyor. Ben buraya annemden ve kocamdan bıktım. Ve onlardan bundan sonra da ona eve dönmek istemiyorum. Aniden mi karar verdin? Aniden söyledim derdimi. Aslında hiç kimseye anlatmam. Hiç dediğim gibi ne bayan arkadaşım var. Aslında hiç derdimi söyletmeyi sevmiyorum. Onlar çıkmasa zaten ben tek başına yaşayan bir insan. Bucak'ta mı anlatmıştın ağzımı ona? Ağzımı hiç açıp kimseye bir şey söyleyen bir insan değilim. Bucak'ta mı anlatmış bayana? Evet. Nasıl? Bucak'ta söyledim ben. Bucak'ta mı? Halasını götür getir hastaneye, 3 gün sonra vefat etti. Ne belki oldu da anlatma ihtiyacı duydun? Normalde. Halaya geliyordu, gidiyordu. Halaya işte bak, süt getiriyordu, yoğurt getiriyordu. Bir şey söyleyeceğim. Sen Bucak'a gittiğinde, halasına bakmak için gittiğinde evden ayrılmaya karar vermiştin anladığım kadarıyla. Vermiştim evet. Antalya'ya geliyordu. İnşallah hiç dönmem diyordum Antalya'ya ben. Antalya'ya geliyordu. Ne oldu da döndü oraya? Antalya'ya bileti aldı da diyor. Değil mi? Bilet almadı. Alınmadı bileti. Yani oradan benim yanıma gelecekti. Antalya'ya kendi evine geliyordu. Evine gelecekti. Ben Antalya'ya dönecektim. Bucak'ta terminalden bayanlar götürmüş. Ben o bayanla gittim evet. Bak ben bildim. Annem bu durumu şüpheli buluyor da. Şüpheli. Niye şüpheli? Niye? Bucak'ta kadını tanımış. Bucak bunların köyünde tanımış. Şehrinde. Yanlış yapmadım. O bayan da yanlış değil. Hala da orada çalışıyoruz çay ocağında. O da geldi. Geldiğinizde o gördü. O geldiği gün de benim buraya geleceğim
buraya geleceğim gün de telefonu çalındı. Sen gibi görümcem tanıyor muydu onu? Bir dakika dur, ona geleceğim de. Görümcem bak tanıyormuş. Bir su versenize. Görün, yok Yaşar abla tanımıyor. Gökhan bir su verin lütfen. Esen, beni terminale o bindirdi. Dur Esen Gülcüm, ben şunu merak ediyorum. Sen Mehmet Ali ile severek mi evlendin? Evet, görücü usulüyle sevdi, severek bir çocukluk. Daha o zamandan biz küçük yaşta birbirimizi tanıyoruz. İlkokul sınıflarından beri tanışıyoruz biz. Aşık mı oldun yoksa görücü usulü? Görücü usulüyle severek, tanıyarak, anne onasını bir tanıyarak, babasını tanıyarak, annem yardım etti. Ta daha askere gitmeden önce, kaç sene oldu? Annem askerdeyken bir sene gitti geldi. Burada az konuşuyor, seni görünce az konuşuyor evde. Hayır konuşsun, böyle olmaz öyle. Kayınvalidem. O işini çok güzel bilir. Evet. Konuşsun, konuşsun. Öyle ben olmaz. Konuşmayacağım, ben konuşsun. Konuşmayınca yok, bir şey anlaşılmaz. Konuşsun sor, annem, senden sor. Biraz çekiniyor mu şu an? Bizden mi çekiniyor? Kadınlar burada çok uzuyor. O işini bilir. Yok efendim, yok. Bak, o işini çok güzel. Boğazım var, o gıcık gibi bir şey. Yani iğneleyici baskılar yapıp durma artık. Bıktım. Çok ben güzel işini biliyorsun. Ben seninle baş edemiyorum. Bıktım. Anne sen gerçekten iğneleyicisin lütfen. Gerçekten iğneleyici ya. Onu rahat benim 23 yıllık sen hayatımı bugün. Sen ondan boşan kız. Ben ondan hiçbir hak talep etmiyorum. Ben ona da saygı duyuyorum. Çocuklarımın babasıdır. Yine de ona kimse laf etmesin. Neden? Yokluğunu bak, yokluğunu çektim, çekerim de. Eşimdir, baş tacı. Çocuklarımın babası. Düşeriz de kalkarız da ama biraz çekemiyorum artık. Peki birbirinize ne diye hitap ederdiniz? Mutlu günleriniz hiç olmadı ben mı? Ben ismini söylerim Mehmet Ali diye. O kadar. O kadar. O sana ne der? O da Esengül derdi, ismimiz hitap ederdi. Canım, yani. Seviyorum, aşkım falan. Yok ben o söylediği zaman önünü kesiyordum. Istemezdi. Bana tatlı söz söyleme, ben tatlı söze gelemem. İstemezdi. Cımcımcımları sevmiyorum. Neyse ha. O. Biraz harbi bir insanım, şey etmiyorum. Niye aşkım diyebilirim? Yağcım acı değilim ben. Aşkınla yağcılığın ne alakası ben, var? Ben öyle kabul etmedim yani. Ben, İnsan sevdiğini aşkım der, canım der. Yani ben aşkımı sadece hiç öyle ne bileyim o kelimeleri hoşuma gitmiyor yani. Boş buluyorsun. Boş buluyorum. Bir anlamsız. Bana ki, öyle geliyor. Bana tavırlarıyla aşkını göstersin diyorsun. Hareketleriyle. Bence de. Eve olan ilgisiyle, çocuklara olan ilgisiyle, eve bakmasıyla, babalık etmesiyle bana yeter o. Yeterdi. Daha ne? Peki tamam, yapmıyor mu bunları peki? Nerede yapıyor? Nerede yapıyor? Nerede yapıyor? Yapmıyor. Başa da kakıyor. Beni de yalnız da bıraktı. Yani ben ondan hiç ilgi görmedim doğru düzgün öyle. Evde kalırdım. Geldiği zaman alttan alırdım. Yani fazla bir sevgimiz yoktu. Ben susardım, o susardı. Konuşurduk ama tartışırdık. Hiç ilgi göstermedin mi eşim? De seviyorum diyorsun. Sevgini nasıl gösteriyorsun? Sevgiyle bir seviyorsun. Bir dakika biraz daha. Burada. Emine Hanımcığım. Ben bir daha. Üzülmeyeyim, nasıl üzülmeyeyim? Dur Emine Hanımcığım, bir konuşacağız. Senin de zamanın gelecek. Ama bir karı kocayı bir merak ettim. Çünkü. Didem Hanım, ben aşkım diyordum işten geldim de. Yemeğimi yapıyordu. Yapamadığı günler oldu. Ben bir şey demiyordum. Kalk illa zorlan, hasta halindeyken yap kalk diye bir kelime bekliyordu demem. İlla yapacaksın diyordu ama geç bekliyordu. Bayağı bekliyordu yani. Bak. Bekliyordu. Esengül yalan söylemez. Hayır niye ben yalan? Ben konuşmayacağım Didem Hanım. Şöyle. Eğer şeyse ben. Dur Emine Hanımcığım müdahale ya, etme. Müdahale ben buradayım. Etmesin bak gerçekten ama yani. Ama Esengül yanıt verebilir. Şöyle yemek yapan bir insanım. Ben stüdyoyu terk edip geçeceğim bak. Hayır dur. Sen gerçekten stüdyoyu terk edip geçeceğim. Yok doğru söyle. Yani. Ya kaçana söyleyeceğim. Suçlu gidiyorlar. Bir dakika dur. Suçlu değil ya. Kaçan bir şeylerden bıkmıştır gitmiştir yani. Bıktı mı artık ya? Bak o da bıktım diyor. O da bıktı. Bıktım artık. Evet, yıllardır olma. Boşandıracaksan gerçekten. Boşandıracağım. Dün şurada dedin ki kızım. Dediğin kelime şunu çok iyi hatırımla. Kızım boşanacaksan boşan, evet. Evleneceksen evlendirem. Bu aynen. Kelime sana yakışmıyor. Aynen. Yakışmıyor. Aynen. Şu an ben eşimle evliyken evlenmem, sen bu kelimeyi diyemezsin. Ben, şey. Ben kızımın arkasındayım. Benim hür hayatıma sen karışma seni artık. Atarım. Evlendiririm. Öyle bir şey olmaz. Ama onu da atamazsın. İşte bakın. Çocukları sahibi ben gökten zembile miydi o çocuk? Ama Emine Hanım. Onların babası bu, o. Bak, kim var o çocukları? Kızlar sahipsiz. Ama bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, olmaz. Bununla olmaz. Ha, Mehmet Ali'yi bıraksın diyorsun. Bir 30 diyorsun. Sene bir 20 sene daha yaşayacak hali mi var bunun? Ha, Mehmet Ali'yi bıraksın mı diyorsun? Bıraksın. Bırakırım. Annem bıraksın. Evet. Anlaşmalı boşanalım. 3 tane çocuğu var. Onlarla yaşasın. Annenin bir talebini öğrenelim. Onlarla yaşasın. Çocuklar ona gelirse ona. İşte ben çocukları alsam nereye koyacağım? Evim mi var? Var yıllardır çivi çakacak bir evim olmadı. Evim var diyor. İçine var. Girdiğim evde onun oğlunun kardeşimin evi. Şu an çocukları yaşadığı ev. Benim kendime ait bir evim hiç olmadı. İkiniz aynı anda konuşuyor. Bir annene biraz benziyor olabilir misin? Olabilir herhalde. Olabilir benziyorum. Evet, ot kökünde bir şey söyleyeyim mi? Konuşkanlığın. Benim 3 tane evim var, 3 çocuğum oturuyor. Ya diyor ki boşan. Oğlum da oturuyor, kızım da oturuyor. Boşan ben sana ev vereceğim diyor. Evimi de veririm, çocuklarına bakarım. Babaya giden gider. Yok. Esengül'cüğüm. Evet. Bu aralarında inanılmaz dün şöyle bir ifade kullandın. Tom ve Jerry gibi çok kavga ediyorlar. Aynen işte böyle. Ben peki. De onlardan geri kalır yanım yok. Ben de konuşa konuşa böyle hale geldim.
Bu hale geldim, daha ne yapayım? Çok tatlısın. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Kim haklı peki sence? Vallahi hepsi de kendi çapında haklı. Herhalde haksız olan benim ki alttan alıyorum, bu hale geldim. Niye alttan aldın canım? Ne yapayım? İkisini atayım mı? Ne yapayım? Şu an ne yapmam lazım? Bak sen böyle çok ezik bir kadın değilsin. Hakkını arayan, sorgulayan, hayır diyen bir kadın değil misin? Evet, herkes öyle, ben de öyleyim. Niye peki ona ben da hayır de, ona da savaşa da giderim, hiç korkmam, niye korkayım ki? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Hakkımı savunurum sonuna kadar. Annene karşı hakkını savunamadın mı? Anne dur, karışma diyemedin mi? Diyordum da işte. Durmuyor muydu? He? Durmuyor muydu annen? Durmuyordu, benim gibi durmuyordu, ne yapsın o da? Anne neyine karışıyor sizin hayatınızın? Yani, ne yapıyor mesela karışıp? Yani anne işte temizlik olmamış, ev temizlenmemiş, yemek olmamış, Mehmet Ali geç gelmiş, Esengül'ü Mehmet Ali yanlış bırakmış, maça gitmiş. Kamile Nur nerede, sen ne biçim babasın? Kamile Nur yok evde, Eyüp Mert nerede, siz ne biçim annesiniz? Bu duvarın boyası niye silinmiş? Bu bulaşıklar doğru düzgün niye yıkanmış? Bu çöpün burada ne işi var? Bir tek ona değilim, ben hepsine öyleyim. Daha. Peki anne sana ne demiyor muydun? Niye karışıyorsun? Anne benim hayatım artık. Diyordum da artık yine de anne olarak bir şey de diyemiyordum. Artık kulaklarımı tıkıyordum, o da konuşuyordu. Ben de alttan alıyordum. Tamam. Şeker getiriyordu ya da sonra başına mı kakıyordu ya da bir şey getiriyordu. Ne yaptıysa yani başa gerçekten kakıyor ya iyilikler. Ya iyilik başa kakılmaz ya. Ama zor bir şey valla. Yapılan iyilikler bence hiç başa kakılmaz. İnanın bunlar zor bir durum. Bir ayakkabı alıyorsun, ben sana ayakkabı almadım mı? Onu çıplak giysen, gelsen çok yani terlikle gelsen daha iyi. Onu da başa kakılmaz ya. Vallahi. Emine İnsan Hanım, yediğini burnundan gelir, içtiğin su burnundan gelir. Ben sana su getirdim, burnunda dursun. Ben sana et aldım, burnunda gelsin. Ben sana yemek yaptım, pazar paranı verdim, burnunda gelsin. Ya bunlar söylenmez ya. Ama bunlar yani sevgili zedeler, bunlar temeli yıkar, bunlar sevgiyi sıfıra düşürür. Bunlar çok şeyin başı. Çok şeyin başı. Esengül'cüm, kendini çok güzel ifade ediyorsun. Etmeye çalışıyorum. Filozof gibisin adeta maşallah. Ama geri kalacağım yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bu evin İkisinden alıştım yani. Peki bu evin içinde bunları yapamadın mı? Benim karşımda söylediğim bu sözleri, milyonlar önünde söylediğim bu sözleri evde annene ve kocana söyleseydin. Söyledin mi? Söylüyordum, söylüyor muyum? Ben duymadım, bana bir şey demedim ben hiç. Ağlama. Ben değil, ben bu konuşmamı herhalde bugün çıkmadı ağzımdan. Bu konuşma insan yani belli ya, belli insan belli. Dolmuşsun. Belli ya. Açılsın. İnsan bellidir, kurban oldum yani. Açılsın. Ben bu bugünlük sadece bir konuşma Döksün, için. Açılsın için. Bunlar bir günlük konuşma değil bence, bunlar bir günlük konuşma değil. Bak, yıllar 22 yıldır yani. Yakın olmak da iyi değil. Yakın bence olmak de. Gerçekten iyi değil. Ev üstüne de olmaz. Peki ben şunu merak, annen seni bir de o ilden o ile sözlü hocalara götürüyormuş, muska yaptırıyormuş. Bu nedir canım ya? Niye yaptırıyor peki annen sana bunu? Kardeşim beni dövdükten sonra ben halüsinasyon görüyorum. Ben evde işte... Ama tıbbi bir şey bu. He? Tıbbi bir şey, doktora gitmen lazım. Tedavisi var. Zaten hap kullanıyorum. Anladın mı? Mesela gidiyorsunuz, onlara da güven olmamak lazım. Gitmemek lazım. Ters tepki yapıyordu ki ben böyle herhalde... Peki anne mi? Gel ben bu şurada... Nereye gidiyordunuz mesela? Iğdır'a gittik. Ama iyi faydası oldu gibi yani. Ya kendi kendine okusan yine olur ya. Kendi kendine okusan halasına gezmeye gönderin. Allah'la senin arana kimseyi sokma, kurban halama olayım ya. Halama gezmeye gittin. Otur kendin dua et. En güzel dua insanın aynen kendisine ettiği bir duadır. Bir de ben 22, yani 23 tane Kur'an hatmetmiş bir kadın. Ne güzel, bak biliyorsun da. Yol yordamı da biliyorsun. Aracıya ne gerek var? Kendin i̇şte direkt otur duanı et Allah'a yani. Herkes etse duasını kendine yetiyor evet zaten. Peki annen seni o ilden o ile sürüklüyor. Bundan da babamla kesin gittim. Iğdır'a kendim gittim. Gelince de beraber geldik değil mi? Evet. Ben getirdim. O getirdi beni. Ben onda habersiz de hiçbir iş yapmadım. Yapmam da zaten. Ondan sonra Denizli'ye gittim. Para gönderdi. Bana attı, ben geldim. Kızımı rüyada gördüm. Mesaj çekti hemen telefonda. Sunan dalağı büyümüş. Çok hasta, gel diye. Ben de hemen evet geldim. Kadın sığınma gittim. Denizli'ye gittiğinde. Bir daha söyle Pınar. Ben bilmiyorum onu. Bir daha söyler misin lütfen? Ne olduğunu anlamadım. Tamam peki biraz. Ha okey, tamam. Tamam oldu. Peki yani diyor ki Mehmet Ali, ben onu seviyorum hala diyor. Yani hiç bu evliliğin bir şansı yok mu? Ya da bu evlilikte yani bir araya gelme olasılığınız, çocuklarınız var çünkü. Hiçbir olasılık yok mu? Seni hala sevdiğini söylüyor. Hatta diyor ki ben diyor kayınvalidemi de seviyorum. Çok emekleri var bende diyor. Ama diyor tutmuyor çenesini diyor. Ben de tutmuyorum, bakma işte böyle halim böyle, ama kendimi ifade etmek için. Ama kocanın seninle bir derdi yok. Kocanın ben de kocama, çocuklarımın babası olduğu için biz yokluk gördük beraber, o kadar yokluk gördük ki inanın dünyaları verseniz o yokluğun tadı değişmez. Saygı duyuyorum çocuklarımın babası. Bir şansı hak etmiyor. Bir şansı hak etmiyor.
Bu sefer etmiyor. Neden bu sefer? Bu sefer etmiyor. Ne oldu bu sefer? Yani niye? Bu sefer ben istemiyorum artık. Çünkü ben de konuşmaya yoruldum. Artık çenem açıldı. Kendim yani yoruldum. Yoruldum. Hastayım. Tedavi olmam lazım. Kilo da veremiyorum. Vereceğim inşallah. Ben sana yani tedavi kendime için... gelemiyorum. Ben onları gördükçe kendime gelemiyorum. Bir yere kilitlenmem lazım. Bir sene orada hiç çıkmamak için aklımı başıma iyice alıp öyle belki bunları görmem lazım. Ben bunları gördükçe kafayı yiyorum. O kadar. Gördükçe kafayı yiyorum. Şu anda gördüm. O yüzden bu öfken, o yüzden evet, yani. Evet. Yemin olsun iki dakika daha konuşamıyordum. Oturup iyice düşün. Sabahtan beri çenem hiç açılmadı. Ama bunları görünce daha beter oldum. Daha beter. Peki şey demişsin, evliliğime çomak sokan hep annemdi. Annemdi, başka kimse sürekli değildi. Sürekli Mehmet Ali, evet. Şu anda da dedi yani. Mehmet Ali bıraksın, başka biriyle evlensin. Yani kocamı bana sürekli kötülerdi diyor. Mehmet Ali kötüler miydi sana? Öyle demişsin daha doğrusu. Annem kötülerdi, kötülemez miydi? Ne diyor mesela? Onu bırak. İhaneti var. İşte sana kocalık yapmıyor. Para gerçekten görmedim ben çalıştığımda hiç doğru düzgün. Bir milyarı tanıyor mu? İnanın bir milyar toplu para ben çalıştım. Çalıştığım yerleri kendisi giderdi, alırdı paramı. Aa, ama eve tabii harcardı tabii. Da. Öyle mi? Sen eve harcardı. Niye veriyorsun paranı? Kendin alıp, dur da yani. Söylesin. Dur, ben söylememedim. Özür. Kendim hiç toplu kendisi, yani ne bileyim. Parayı alırdı çalıştığı yerde. Akşam oldum bana getirdi. Sen mi istiyorsun, o mu kendi rızasıyla mı veriyor? Ben de getiriyordum çocuklarımı. O getiriyordu, kendisi bana veriyordu. Bir araya elimizi, toplamak için elektriğini, evde, suyunu, ihtiyaçlarını getirip alıyordu. Lise yapardım ben. Lise yapardım, ben giderdim, konuşmayacağım. Bak nasıl lafını kesti gün, değil mi? Evet. Anne onu suçlamayacağım. Değil mi anne? Bakın, Dilem Hanım artık suçlama. Ben bıktım. Bu değil. Kadını susturun Mehmet, artık Mehmet ya. Bir de annesiyle bir konuşsun. Bir konuş annenle. Ne değil? Hayır, çalıştığını, getirdiğini söyle yani, söyle. Evet ne? Evet, söylüyorum yani. Ben veriyordum ama ben biz senin o da kötü bir şey yapmadı. Ben de kötü bir şey yapmadım. Biz eve harcıyorduk. Fırında 2 ay ya da 3 ay çalıştın bizim evet. Mahallede. Evet. Gidip de fırından, patronundan, hangi patrona gidersem gideyim, senin hesabını bana vermezler. Sen İbana yatırıyordum, o da gidiyordu bankadan çekiyordu. Anladım onu, kendiniz anladın. Peki sen 1,5 yıl boyunca sırf kayınvalidenden kurtulmak için, evet. Onunla tartışmamak için ve Esengül'e bunları yaşamasın, 1,5 yıl boyunca nerede kalmıştın? Ben ilk ablama gittim. Ondan sonra ablam da, eniştem tabii ki dün de anlatmıştım, istemedi beni. Evet. Dışarı attı eşyalarımla birlikte. Nebi Erdal diye bir arkadaşım var. Peki eşinle görüşmedin mi 1,5 yıl boyunca? Hayır efendim, konuşmadım. Hiç görüşmedi. Görüşmedik. Su, elektrik. Niye kabul ettin tekrar eve 1,5 yıl boyunca? Çocuklarımın babası. Çünkü ben kızıma depoda. Ben kızıma başa çıkamadım. Benim kızım gece gelmiyordu. Oğlum eve gelmiyordu. Yalnız kaldı. Peşine düşe gidiyordum, değişik elbise giyiyordum. Peşine düşüyordum, takip ediyordum çocuklarımı. Okula gittim, okulun kapısında yattım. Arkadaşların evine gittim, tanımadığım yerlerde oturdum. Kızımı saatlerce dışarıda bekleye. Arkadaşlarını tanıya kimdir neyin nesidir sonra yoruldum. Desteğine ihtiyacım yoruldum. Vardı. Peşine düşmem lazım. Kızları başım boş bırakamazdım. Tabii doğru. Desteği hele kız bu zamanda. Hele kız çocuğu. Bu zamanda. Şimdi bir tane fotoğraf var. Mehmet Ali bize o fotoğrafı verdi. Biz hakkaniyetli davranmak için. Şimdi sen balkonda duruyordun, evin içine de giriyordu diyorsun. O fotoğrafı yayınlamak tabii istiyoruz. Nedir tabii. O bir göstereyim bak. Bir fotoğraf karesi mi arkadaşlar? Videomu yapsınız. Bir onu girelim lütfen. Şu fotoğraf karesinden bahsediyoruz. Yani kafesler balkondaydı, onu söylemeye çalışıyorum. Balkon evet, balkonda efendim. O balkonda onlar. Başka yok efendim. İki tane kuş mu? Evet. Şu an iki tane mi kaldı? Bir dakika dur. Ben oradayken bir sürü vardı. Onları sattın herhalde, sattın mı ne yaptın? Bak iki tane vardı gülüm benim. Hayır. Gittiğimde de annesi gülüm demeyeceksin vardı. Sakın. Ben iyi kelimelere gelemem. Bir tane de vardı. Cımcım insan değilim, ben harbi bir kadınım. Cımcım demeyeceksin, gülüm değilim. Anlamadım, özür dilerim. Gülüm demesin bana. Ben gülmül değilim. Sen gülüm ama onun gülü değilim. Öyle bir şey yok. Ben iyi sözü sevmiyorum. Bana harbi konuşsun. Delikanlı olsun. Niye? Ben öyle büyüdüm. Ben öyle yetiştirdim kendimi. Ben sevmiyorum tatlı sözü. Didem Hanım, iki tane Mehmet'e söylediği için mi sevmiyorsun? O da söylediği için başkasının sözüne gülüm mülüm kelimesini sevmiyorum. Ben yani... Ben mesela sana özür dilerim, sana cadım desem. Benim adım neyse o. Gülüm desem. Benim adım neyse o. Ben doğru. O sözleri sevmiyorum. Yani fazla hitap sevmiyorum. Esengücüm özür dilerim o zaman. Çok pardon. Hayır, ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Önce bunlar, ben görmedim bunları. Ben geldikten sonra herhalde. Esengül vardı onlar vardı. Mavi yemin olsun hiç görmedim. Balkonda duruyor. Balkonda durmuyor muydu kafesler? Evet, balkonda duruyor. Balkon delik deşik, kafes dolu. Balkonun arası camlı kapılı. İki tane balkon var. Balkonun arkasından mutfağa giriyordu ya. Uçuyordu böyle havalarda. Kaç kafes vardı? Ben dahası 3-4 tane vardı. Odunlukta 5 katlı 2 tane var. Ay maşallah. Sorabilirsin yani. Odunlukta kuş mu var desen? Odunlukta kafesler var ama onlar doluydu.
Doluydu onlar. Ha, sorabilir. Hayır, doluydu. Hayır, kuş mu her doluydu onu kuş. Diyorum. Her yer kuş. Ya. Sen olmaz. De buna gıcık oluyorsun. Çok, ya olmaz ama çok pisliği var. Böyle olmaz. Anne ya. Burada haklı değil mi? Bence annen haklı. Yatak çok odasına girilmiyor. Bir anneni dinleyeyim söyle. Evet. Yatak odasına girilmiyor. Efendim her gün makineyle alır. Ya. Bir de anneni dinle. Makine dolar boşaltır tekrar. Ceyran faturası bir yana her gidiyor. Gün. Makine ama bozuluyor. Ama bu kuş meselesi annenin haklı. Evin içinde olmaz. Yani özür dilerim haklı. Dolaşıyorsa gerçekten evin içinde kuş dolaşıyor ya. Dolaşmıyor. Gerçekten çok yalan konuşuyor kayınvalidem. Ben İki tane kuş var ya. Didem Hanım. Kızımı canlı yayına bağlayın. Bağlarız, bağlarız. Ama tamam. Eşin de diyor, eşin de diyor. Tamam ama iki tane var. Başka yok efendim. Bir tane vardı. Bir daha iki. Aynı anda konuşmayın. Bak bir şey söyleyeyim. Aynı anda konuşmayın. Şu odunlukta dolu kafes. Ben bıraktım geldim bir sürü diye. Odunlama da göstersinler gitsin. He? Kapıcı Ferit var. 60'ın bitirmişsin. Valla bitti. Ben yokum bilmiyorum. Bu bucağı giderken bitirdin. Hayır ya. Bitirdin. Bucağı bitirdim de diye bir kayıt bitirdin. Yok. Bak sen bana çok iftira atıp duruyorsun. Bitirdin. Ben seninle uğraşmak istemiyorum uğraşma artık. Uğraşma da zaten. Didem adım sadece kısa zaten uğraşma sen söylüyorum. Benimle. Ben sen boşanmak kızımı istiyorum. Bu hale koydun. Evet, uğraşma. Tamam, onu tamam. Anlaşmanı boşadın sen zaten. Ama ben artık bu uğraş, hani ben bunun hiç dediklerinden şey bıktım ya. Kayınvalide çok karışmasa bu evlilik için mücadele etmez misin? Ederdim. Ha, ederdim. Etmezdim. Bak ederdim. Ne için ederdim? Etmezdim. Artık bu ben etmiyorum. Etmek ya bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk kez bir kadını gördüm burada. Sevgi sözcüklerinden hoşlanmayan. Ne bileyim ona böyle güzel onun sözler. Biz severiz normalde kadınlar. Ya ben sadece yani erkeklerin kadınlara değil, kadınların da erkeklere güzel söz söylemesi. Ya güzel giydinsin, ne güzel giymişsin. Ne kadar güzel görünüyorsun. Yok bulmadı ki bu. Ben kadın arkadaşlarıma da söylerim. O görmedi ki. Ben sevmiyorum o sözleri. Yani ben açık sözlüyüm. Ben söylemem tatlı sözü. Görmedik. Güzel giymiş güle güle giy. Aa, üstünde eskisin budur yani. Ya kız, ya kız arkadaşın yok çünkü. Ne diyordun anlamadım demin bir şey dedi. Güle güle giy üstünde eskisin tamam. Ama aşkım yakışmış ben sevmiyorum. Ya mesela gözlüklerini ben çok beğendim senin. Demeyeyim mi güzel gözlüklerini? Benim al senin olsun. Yok var teşekkür ederim. Bak benim burada bak. Ya öyle. Sana vereyim ama yakın gözlüğü. Bu da benim gözlüğüm. O da yani. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Hem peki sen benimkini beğendin mi yakıştı mı bana? Mesela bana ne dersin? Bunu böyle... taktım. Beğendim. Güle güle kullan derim. O kadar Didem güzel olmuş. Evet, güle güle kullan derim. Ne diyeyim? Ama bir şey bak şöyle diyorsun. Güle güle kullan. He. Öyleyim. Niye öyle? Güle öyle. Güle kullan. Güle güle kullan. Sen gözlerinde öfke var. Var. Çok büyük kızgınlık öfke. Var. Kendimi affedemiyorum. Aynalar küsmüşüm ben. Yani kendimi hayır. De sevmiyorum. Kırmızı ruj sevdiğini duydum. Sürmedim. Bugün sürmedim. Seviyorum da ama anında siliyorum. Niye? Çünkü kendimle küsmüş bir insanım. Kendime kızıyorum. Kendime aynaları küsmüş. Niye küstün? Çok güzel kadınsın. Ya herkes güzel tabii ki. Evet. Niye oldu? Herkes bak, özür dilerim güzel dedim ama. Herkes güzel. Herkes güzel. Herkes kendi çapında. Ne olur iltifatları kabul güzeldir. Et. Güzel sözleri kabul et. Kötü bir şey değil. Değil değil ama. Ama yani... sen önce bir neden biliyor musun? Sen kendini çok değersiz hissettiğin için. Değersiz hissediyorum biraz evet öyle bir güzel sözler karşısında bir çok mahcup oluyorsun. Mahcup oluyorum evet biraz böyle yani. Böyle değer bir veren koca yok ondan yani, değil mi? Değer yani. Kocadan olmaz ki sadece aile de değer vermiş. Aile veriyor. Aile hep değer veriyor, veriyor mu? Ben aileme fazla gitmiyordum. Kardeşlerimi fazla görmüyordum. Hepsi kendi yani çapına. Özür dilerim ama kardeşi erkek kardeşi. Evet. Kafasına vurmuş, darbe almış, dövmüş. Böyle değer mi olur? Evinde vurdu. O da içmişti. Sabah kalktığında hatırlamadı bile. Yani sabah ama hem MR'a girdim, beyni damarım tıkarındı. İki tane suçu var. Hem alkol almış, alkolü sana vurmuş. Çok özür dilerim yani sen gücüm. Yani erkekleri biraz ayıran bir annem. Mesela erkek çocuğuna. Erkekleri erkek çok çocuğuna sever, biraz sevmez. Öyle mi? Erkek evet. Çocuğuna biraz annem kendi yok, adıma şey. Kendi adıma söylüyorum kendi şahsıma annem biraz erkek çocuğunu daha kayıran oğlandır bir şey olmaz bir şey olmaz der durar yani öyle. Keşke. Ben oğluma hiç de bir şey olmaz demiyorum ona. O da erkektir o da yapacak. Kız nasılsa o da aynı. O erkekleri biz yetiştiriyoruz biliyor biz musun? Biz yetiştiriyoruz. Kadınlara kötü davranan erkekleri biz yetiştiriyoruz. Çöp dökecek, temizlik hemen, yapacak, evet. Kardeşine yardım edecek, evet. Elbiselerini ütüleyecek, çorabını evet. Yıkayacak. Evet. İcabında evi makine açıp temizleyecek o da yapacak. Hepsi yapacak. Sen bir şey söyleyeyim yapıyor muydu? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınıma hoş geldin ya. Çok tatlısın. Kusura bakma bu sözcük. Ben sevgi sözcükleri söylemeyi seviyorum. Ben hiç gül görmedim. Ben hiç ondan gül almadım. Hatırlamıyorum bile. Gül almadım. Hiç biz bir kere mi evlendiğimiz zaman yıllarca önce aldım odur. Bir defa
tamam mı Gülver? Bir defa. Bak, kaç kere söyle lütfen onu. Esen Günhan'ım, doğum gününde evet aldın mı almadın mı? Doğum gününde. Doğum günlerini kutlamadık mı? Kaç sene önce? Kaç sene önce mi? He. Sen sevmiyorum dedin, getirmeden istemiyorum dedin. Dedim evet, onu da getirme istemiyorum. Gül getirdim, istemedin kafama çarptın. İki kere getirdin değil mi, eğer yanlış konuşmasın. Bak bir dakika, gül getirdim kafama çarptın istemiyorum dedin. Ben istemiyorum dedim, gül sevmiyorum. Ya da hani, böyle yani, ama sen de kafasını atarsan hani adam niye gül getirsin? Biz tartışmıştık, gülü verdim ona istemiyorum. Tartıştıktan sonra gül getirince. Ben bunu istemiyorum dedin, kafama çarptın kapıdan girer girmez. Gül getir, ben istemedim. Özür dilerim ama önce kedini affettir diyor, sonra gülü getir diyor değil mi? Evet, evet. Doğru mu anladın? Evet, evet. Güle karşı değilsin herhalde. Tövbe, olur mu? Olur mu? Şükür ya. Olur mu? Niye gül yani? Bakarım öyle, olur mu? Öyle şey değilim. Yolda gelirken böyle biraz sitemkar Bergen'in bir şarkısını söylüyorsun. Bergen'i sevdim sadece odur, başka yok. Bergen'i seviyorsun? Sadece o şarkı, başka yok. O şarkıyı mı seviyorsun? Yok, sadece o şarkı. O şarkı seni mi anlatıyor o şarkı? Yok, onda bir şey, bir ifade bulmadım yani. Sevdim. Ama çok içli içli söylüyorsun. Yani. Bak izleyelim, hatırla kendini. Onu yaptın, bilemedim ben onu. Aa, çok tatlısın orada ya. Özür dilerim. Ay çok özür dilerim ya. Tabii ben özür dilerim. Ben de çok kadınlara böyle, ya kızıma da öyleyim. Ama çok biraz da harbiyim senin gibi. Çok sevmem böyle vıcık vıcık ilişkileri. Ben vıcık vıcık sevmem. Ama derim mesela, tatlım canım. Derim yani. Özür, arada kullanırsam özür derim yani. Yok, ben özür dilerim. Için. Hatam varsa benim, benim de ortadayım çünkü. Ne varsa o yani. Ne varsa o. Evet. Sizi tanıyan tanıyordur. Bir hata varsa benimdir. Hata alıyorum hatamı. Estağfurullah üstüne. Lütfen. Ben hatamı yeni alıyorum üzerime. Kırmak istemem seni. Ben kırmak istemiyorum. Hatası varsa özür dilerim yani. Estağfurullah, ben de öyle. Ne varsa o. O anlar bir ekranlara gelsin. LED'e verelim. Ay, ekrana niye öyle verelim. Söylediler. Çok tatlı. Yani, özür dilerim. Tövbe estağfurullah. Gelsin ekranlara lütfen. İzleyelim o anları. Beddua ettim sana, geriye dönemezsin. Seni kalbimden kovdum, bir daha giremezsin. Beddua ettim. Sevemezsin. Mutluluk hakkımdır benim. Sevilip gülemezsin. Ne güzel söylüyorsun ama böyle sistem var. Seni kalbimden kovdum. Evet, seni kalbimden kovdum. Bana kovduğun kişi. Ama çocuklarımı babası olarak kovamam da. Hiç kimse kovamaz. Sen çocuklarımın babasısın. Onlara saygı duymam gerekir. Onların başında olman gerekiyor. Zaten başında olacağım. Boşanmaya zaten. Kararlısın yani. Kararlıyım. O da bir hafta kararlı, talep etmiyorum. Çocuklarımı alsam nereye alacağım? Görsem nerede göreceğim? Ne yapacağım bilmiyorum ben de. Hiçbir karar veremiyorum. Onu tercih ederse, mantıklı düşünemiyorum onu. Çocuklarım hakkında. Bence de şu anda yani çok duygusal tepkiler veriyorsun. Farkında değilsin. Bilmiyorum. Çünkü yılların birikimi var. Çok var. Bak haklısın, ben seni çok iyi anlıyorum. Neden anlıyorum biliyor musun? Ben annenle ve kocanla sen gelmeden önce yayın yaptım. Allah'ım ya, yani gerçekten susturmak çok zor. Şu eski bir yayıncıyım ben, susmuyorlar. Ben evde öyle düşünemiyorum. Yani milyonların önünde böylelerse evde kim bilir nasıllardır. Aynen, inan bana öyle. Çok iyi anlıyorum seni. İnan bana öyle, ben gerçekten yani ne yapsam? Didem evet. Hanım kararını versin. Tamam bir düşünsün, daha yol yorgunu. Annemin de çok çocukları var. Benim için de bak, sizin karşınızda bunu söylüyorum, annemdir. Ben fazla bana düşkün olmasın. Bak arada iki kız var, dört oğlan var, evet. Torunlar var, benim çocuklarım var. Sunagül Dalağı büyümüş, oğlum büyümüş, Kamile Nur var. Bunlara biraz yorsun, kendine baksın ama bana düşmesin. Bir şey söyleyeyim mi? Beni cımıcık atsın ya, atsın ya, şöyle ya. Tamam. Şu kadar atsın, beni atsın. Nasıl atsın? Bir anne çöpe atmaz çocuğunu, beni çöp terk edeyim. Yani böyle bir şey olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Desin yani ki bak, özür dilerim. Söyle bir tane. Ben özür dilerim. Desin ki anne, bu annedir ya, beni bir anne olarak görsün. Ben biraz şöyle mantığımı yorayım, biraz kafamı yorayım. Ya ben biraz düşüneyim ya, çok düşüneyim perişansın. Ya. Ben biraz düşeyim. Çok düştüm. Ben Sunagül için düşüneyim, ben Kamile Nur için düşüneyim. 20 ya. Senedir düştüm. Ya ben biraz düşüneyim, ben biraz yorulayım, ben biraz kendime geleyim. Beni biraz kitle, aklı başıma bir gelsin ya. Sunagül için. Çocuklarım için diyor. Çocuklarım için mantıklı bir düşüneyim.
kafamı toparlayamıyorum. Bir araya gelemiyorum. Doğru yolu bulamıyorum, bulamıyorum. Ben kayboldum. Ben kayboldum. Ben kendimi bulamıyorum ki çocuklarımı da bulayım. Çocuklarımı. Dur orada. Ben kendimi bulamıyorum. Bak sen hasta bir kadınsın. Ben de hastayım. Ben şeker hastası oldum. Yaklaşmıyorum sana da. Yok, ben sevmiyorum teması. Tamam. Ben bayağıdır. Yok, bak yok. Ben anneyim. Ben de anneyim. Üzülme. Bak Kamile Nur var, Suna var, Eyüp var, Adem var, Yunus var, Osman var. Var oğlu var. Artı bunların çocukları var. Onlar artı bunların torunları var. Onlar. Artı Kamile Nur var. Artı ablamın torunu var. Daha bunları biraz ama kafa yorsun. Sen gibi tamam, yani yaklaşmıyorum. Bekleme, dinle. Hayır, hayır. Başka bir şey var. Şu, bak yayın yapıyorum. Beni gelmeseydi dinle. Gelmeseydi ben de gelmezdim. Tamam. Ben bu kadar benim konuşmayı için sevmiyorum. Tamam, biliyorum. La havle ve la kuvveteyle bile. Ama sen de mecbursun. Ben Giresun'da bir kadın kayıp. Şimdi onunla ilgili konuşmak buyurun istiyorum Esen Gül. İki gün seni misafir edeceğim. Allah'a şükür hayattasın ve canlı canlı gördüğüm için mutluyum. İnşallah herkesi kaybı bulunur. Ama Nuran 2,5 yıldır ortalıklarda yok. Öldürüldüğünü düşünüyorlar. Ona dua ederim. İnşallah. Seni dışarı alayım, misafir edeyim. Allah'a emanet. Üzülmesin o da fazla. Tamam, iki gün misafir misin benim? Hadi, kalk, hadi sizi beraber. Ağlamayın, söyleyin ağlamasın. Ağlama, sen de söyle anne. Seni de alayım lütfen diğer tarafa. Sol tarafa. Giresunlu Nuran'ı da konuşmadan olmaz. Dün onlar da dediler ki yani keşke Nuran da şu kapıdan yürüyüp gelse. Annesi Suzan Hanım'ı ve babası Kemal'i alayım lütfen. Kemal Bey buyurun gelin. Tamam, görmeyecek. Merak etme. Mehmet Ali yüzüm görmesin diyor da. Gel lütfen. En başa otur. Kemal Bey de buraya otur. Savaş da hemen gelsin lütfen kocası. Evet, Savaş'ım. Aleykümselam. Sağ ol Kemal Beyciğim. Lütfen buraya gelin. Evet. Ay Allah'ım sen ya. Gel lütfen Savaş. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Bugün yine önemli bir bilgi var. Vereceğim, paylaşacağım sizlerle. Savaş ve Emir de yerini alsın. Onlar yerini alırken kızımız Meryem'in, yani Nuran'ın kızı, Savaş'ın evladı. Yeter Hanım da canlı yayında mı arkadaşlar, bir görebilir miyim lütfen? Evet, Yeter Hanım'ı da göreyim. Yeter Hanım, dün torununun ifadesindeki başka bilgi de var. Birazdan onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Kızının ifadesini bir kez daha ekranlara getireceğim. Kafama takılan bir yer var. Bunu üçünüze de soracağım. Gelsin lütfen ekranlara ifadesi Meryem'in. Annemle sabah kahvaltı ettik. Sonra babam Savaş Bayram, amcam Emir Bayram ile yaylaya gitti. Akşam üzeri annem kardeşimi uyuttu. Ben de evin oturma odasında bulunan çekyatta uyuyakaldım. Babam yaylaya gittikten sonra evde dedem Celal Bayram ve anneannem, anne ve ben vardık. Beni annem yattığımız evin arka odasına taşımış. Ben gece geç saatlerde uyandım. Pencereye doğru baktım ve parlayan bir şey gördüm. Bu durumdan korkunca kapıya gittim. Uyandığımda annem odada yoktu. Kapıyı açmaya çalıştım ama kapı içi taraftan kilitlenmişti. Ben korktuğumdan dolayı ağlamaya başladım. O esnada ağlama seslerime dedem ve babaannem geldi. Kapıyı açamadılar. Bana anahtarı kapının üzerinden çek, kapının altından bize ver dediler. Ben de anahtarı kapının altından babaannem ve dedeme verdim. Kapıyı açtılar. Ben uyandığımda annemi görmedim. Dedemlerle beraber aramaya başladık. Biz annemi bulamayınca dedem babamı aradı. Babam gece yayladan eve geldi ve annemi aramaya başladık. Annem Nuran Bayram beni daha önce de alıp evden gitmiş ama ben bunu hatırlamıyorum. Evden giderken telefonunu poşetin içinde unutmuş, yanına almamış. Babam ve annem Bursa ilinde yaşadığımızda aralarında sık sık tartışmalar yaşanıyordu. Annemin kaçtığı gün tartışmalarına şahit olmadım. Babamın anneme vurduğunu görmedim. Benim bilgim bundan ibarettir. Başka bir diyeceğim yoktur. Şimdi burada yine önemli bir şey var, onu hemen açıklayacağım bugün ama Savaş. Senin kızın diyor ki annem giderken diyor telefonunu poşetin içinde unutmuş diyor. Telefon poşetin içindeymiş. Oysa siz camın kenarında farklı yerlerde olduğunu söylüyorsunuz. Ya ben o telefon kullanılmıyormuş yani. Kullanılmıyor diye bir şey yok abla. Nasıl kullanılmıyor? İçinde hat olan telefon nasıl kullanılmıyor? Niye poşetin içinde peki? Çocuk niye öyle söylüyor? O öyle diyor mesela adam. Ben kendim de hatırlamıyorum nerede neyin olduğunu. Kullanılan telefon. Çocuk 6 yaşındaki çocuk daha önceki bir olayda. Yok, hemfikirim. Bak dediğine hemfikirim diyor. Bak Denizli'de karısını öldüren, yani benzetmek için söylemiyorum ama oradaki Mithat'ın oğlu vardı. 4-5 yaşındaki bir çocuğun gördükleri cinayetin aydınlatılmasında. Tamam abla, sıkıntı yok. Acayip. Çünkü senin kızının da ifadesi acayip şeyler söylüyor ve tamamen annenlerle acayip şey yapıyor. Çatışıyor. Yani hiçbir şekilde anneni doğrulamıyor. Yeter Hanım, siz o gece uyumuş muydunuz, uyanık mıydınız? Siz o gece evet. Ne gördünüz? Gördüğünüz her şeyi açık ve net bir şekilde anlatır mısınız? Torununuz sizden bambaşka şeyler söylüyor. Yani biri onu yatak odasına götürmüş.
Ama götüren kişi annesi mi değil mi belli değil yani. Kızı mı? Evet. Kim götürdü çocuğu yatak odasına? Torununuzu. O sırada Nuran neredeydi? Gerçekten yatak odasına gitti mi? Yeter Hanım. Gitti. O oğlanı yatırdıktan sonra kız... Şimdi haşındık bazen yine o kızı yapıyor. Uyuyor annik. Çekette uyuyor. Koltuğun altından tutuyor. Yürüdük yine götürüyor yatağına. O gün siz mi götürdünüz? Aynen bu şekilde oldu o zaman annikte. Nuran daha mı önce gitti? O zaman savaş gittikten sonra mı Nuran gitti acaba? Savaşta günüzün gitti ya. Üçte gitti savaş ya. Ya pencerede bir ışık görüyor ya. Pencerede ışık gördüm diyor çocuk. Ya Nuran'ın giderken kullandığı bir el feneri, telefonda olmadığı için el feneri bir şeyin ışığı. Ya da sanki Nuran o evden kaçmış gibi süs vermek isteyen birinin planı. Çocuk o ışığı niye gördü? Yeter Hanım. Kızım abla şimdi bak sağ ol. Aynen devamlı şeyi söyleyeyim. Aynen de yine söyleyeceğim yine. Bu çocuk uyandığı zaman o hali görmüş söyleyeyim. Uyandığı zaman halini biz de çocukların sesini duyduğu zaman şeyi söylüyor. Başka bir gördüğümüz bir şey yok. Bu arada Ayşe'nin de dün ifadesi alındı. O evde hiç Ayşe'den bahsetmemiştiniz. Kardeşinden bahsediyoruz. Kardeşin özel bir kız. Sıkıntı yok abla. Dolayısıyla hani özel bir ekip tarafından ifadesi alındı. Sonuçta oraya geldim, o evin insanların hepsini tanıyordu. O da görüyordu yani. Kimin kaldığını biliyordu. Alsalardı o zaman. Ama o zaman Ayşe sanki yokmuş gibi davranmışsınız. Öyle bir şey yok abla. İfadesi alınmamış. Ya şimdi biz kendimizi bildiğimiz için... Suçsuz olduğumuzu bildiğimiz için niye şey yapalım vallahi, ki? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Ayşe de senin kızın Meryem'in de ikinci ifadeleri soruşturmanın selayeti açısından zarar vermemek için şimdi açıklamıyorum. Tamam abla. Ama sefer... ikisi de bomba ve çok önemli şeyler sıkıntı söylemişler. Sıkıntı yok abla. Ben yine diyorum arkasındayım kızımın az ifadesinin. Kaldık. O zaman arkasındaysan annenlere bu kadar savunmaya devam edecek savunma misin? Savunma değil. Peki, abla. Şey ben ailem biliyorum. Ben size açıklama da yapıyorum. Bak diyorum ki bak. Bundan iftirası var ya savaş emri yaptı diye. Benim çıkışım var mı oradan? Hayır, geldikten bak, sonra bir şey ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Annemle yaptıysa bu işi. Annemle çıkışı var mı? Ben düşündüm onlara. Ben herkese şüphelendim. Ben sizin dediğini düşündüm. Annemle babamın kabanına çıkışı var mı? Hadi arabayla git derim mesela. Yok. Ki ihtimal diyelim hani ihtimal diyorsunuz ya. Bir yere gömdüler mesela yaptılar bu işi diyelim. Köpek niye bulamadı bunu leş köpeği? Ta kaç metre uzaklıktaki hayvan ölüsünü bulan köpek onu niye bulamadı? Acaba evin bir yer, evinin ben de yakınında bak. Bir yerlerde mi? Taşındı mı? Biri ona yardım mı etti? Çok abla bu kameralara niye çıkmamış işte? Ben düşüneceğim mi? Ben tamam, sana onunla ilgili bilgi var. Bak, soruşturmanın selayeti açısından o bilgiyi de pazartesinden sonra açıklayacağım. Tamam, abla, şimdi açıklamayacağım. Açığa çıksın her şey. Ben onu istiyorum. Her şey şu anda sen de şüphelisin. Emir de şüpheli. Yeter Hanım da şüpheli. Cemal Bey de şüpheli. Tamam abla. Dolayısıyla biz her şeyi şu anda açıklamıyoruz. Tamam abla. Dört tane çok önemli bomba gelişme var. Onların yeri ve zamanı ve soruşturmanın selayeti açısından şu anda açıklamıyoruz. Tamam abla, mesela Meryem ifadesinde diyor ki benim annem babam kavga ederdi diyor. Sen etmediğini söylüyorsun. Yok abla ben yine arkasındayım. Bak ağızlaşmamız vardı diyorum. Ağız başka. Çocuk kavga olarak algılıyormuş. Kavga olarak diyor da niye hiçbir tokat vurmadı bir şey de diyor da. Kavga bak, olarak olsa o şekilde ağızlaşmamız her türlü oldu. Ben söylüyorum bunu zaten. Pazartesi günü öyle şeyler duyacaksın ki. Tamam abla. Ben sana şu kadar söylüyorum. Nuran senin karında çocukların annesiydi. Evet abla. Tamam onu bil. Onu bil sadece. Şimdi tamam, Ispartalı abla. Şükür'ün babası Mustafa'yı davet edeyim. Burada da önemli iddialar, gelişmeler var. Öğreneceksiniz. Mustafa gelir misin lütfen? Gel Mustafa. Kadınlar günün kutlu olsun. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Şimdi araya gidelim. Şükür Türkan'la ilgili de yayınlayacağımız bazı görüntüler var. Dün Tahsin'in bizim yayınladığımız o videoyu kardeşinin görüntülerini izlerken neler söylediğini açıklayacağız. O videoyu yayınlayacağız. Ama Tahsin bakalım son dakika yayına bağlanacak mı? Konuşmaya karar verecek mi? Ya da kimin baskısı altında? Fatma'nın mı, Mustafa'nın mı? Bilmiyorum ama konuşacağız. İzninizle bir araya gidelim. Sonra yine kesintisiz, soluksuz birlikteyiz inşallah. Bir şekilde silahıyla mı öldürüldü, taşıyla mı öldürüldü, zopayla mı öldürüldü? Kızları 10 yıldır kayıp. Onlar susuyor. Beteri var diyor. Yağmurdan kaçarken diyor doluya tutuldum diyor. Ya bu kızın kayıp olduğunda niye bu doludan kaçmadın? Fatma ve Mustafa bugün gerçekleri anlatacak mı? Ben gözükle kayıp ettiysem, evet. Ben öldürdüysem, ben bir şey yaptıysam yaptı diye açıkla.
Şükür Türkan'ın kardeşi Tahsin ne biliyor? Ablanı en son gören baban değil mi? Evet. Akşam baban o zaman Şükür'ü hastaneye götürmüş, doğru mu? Evet, doğru. Olay görüntüler. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Baba Mustafa bu görüntüleri nerede çekti? Hep kendi içimi yedi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Devam ediyoruz. Nurhan'la ilgili önemli gelişmeler var. Pazartesi günü açıklayacağız. Şimdi Şükür Türkan'la devam ediyoruz. Babası Mustafa burada. Annesi Fatma'yı çağıracağım. Mustafa'nın dediği gibi suçlu varsa suçlu ikimiz diyor. Ama karısının bir şeyleri sakladığını ya da artık onun konuşmasını istiyor bilmiyorum. Siz de ekranda da görüyorsunuz, yorumda da bulunuyorsunuz. Dikkatle de takip ediyorum. Lütfen gelir misin Fatma? Fatma yerini alırken babası, bu arada Fatma'nın babası Şükür'ün dedesi gelsin lütfen. Gelsin lütfen Fatma. Gel Fatma. Baban ve abin de, kardeşin daha doğrusu, onlar diğer taraftalar. Çünkü Mustafa'nın özel bir isteği var. Çünkü Mustafa, biz karı koca bu meseleyi kendi aramızda halletmeliyiz diyor. Birkaç gün böyle onlar olmadan yayına devam ediyoruz ama onlar da buradalar. Dede ve dayı da buradalar. Aslında dayı Şükür'ün kaybında çok önemli bir aktör. Sen de konuşmuyorsun. Evet. Bak, Mustafa'nın dediği en doğru şey şu. Niye konuşmadın 10 sene diyor. Ben bu kadar kötü bir insansam, kızıma bunları yaptıysam niye konuşmuyorsun diyor ya. Niye konuşmuyorsun? Plandırmadığı için de Didem Hanım. Ne yapmadığı için? Plandırmadığı için, yani ne sakladı, tamam, şey ettiği için. Yani ben de buna inanmıyorum ya. Yani neyse, bir araya gideceğiz. Küçük bir ara daha. Şimdi bir şey daha soracağım ama. Şüphelenmedi, o aklıma takıldı, onu bir söyler misin? Beni şüphelendirmedi diyor. Yani ne demek ya, şüphelendirmedi? Bir ay şüphelenmedi, iki ay şüphelenmedi, bir sene şüphelenmedi, ikinci. 10 sene hiç mi şüphelenmedi ya? Hallerimden, hareketlerimden, konuşmalarımdan. Ya bu da mı cahildi bu ya? Evet. He? Yani niye ben evden gideceğe kadar, 10 sene sonra evden kovulduktan sonra bu şüphelendi benden? Ben onu soruyorum yani. Neyse. Ben evden gideceğe kadar soracak çok sorum var. Açıklayacak bilgilerim var, görüntülerim var. Çok önemli, gerçekten merak ediyorum. Merak ettiklerimi soracağım. Lütfen siz de, bugün sizin sorularınızı da alabilirim ben sevgili izleyiciler. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, lütfen sorularınızı gönderin. İzninizle bir araya gideyim. Siz de soluksuz izliyorsunuz. Ben de öyle, farkındayım. Çok merak ediyorsunuz Şükür Türkan'ı. Bir ara sonra hemen birlikteyiz inşallah. Şekilde silahla mı öldürüldü, taşla mı öldürüldü, zopayla mı öldürüldü? Kızları 10 yıldır kayıp, onlar susuyor. Beteri madem beteri var da, diyor. Yağmurdan kaçarken diyor, doluya tutuldum diyor. Ya bu kızın kayıp olduğunda niye bu doludan kaçmadın? Fatma ve Mustafa bugün gerçekleri anlatacak mı? Ben gözü kaybettiysem, evet. Ben öldürdüysem, ben bir şey yaptıysam yaptı çıkartık diye ben. Açıkla. Şükür Türkan'ın kardeşi Tahsin ne biliyor? Ablanı en son gören baban değil mi? Evet. Akşam baban o zaman Şükür'ü hastaneye götürmüş, doğru mu? Evet, doğru. Olay görüntüler. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Baba Mustafa bu görüntüleri nerede çekti? Hep kendi içimi yedi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. 10 yıldır ortalıklarda olmayan 15 yaşındaki bir kız çocuğunu arıyoruz. Kız çocuğunun başına ne geldiğini soruyoruz. Sorarken de olaylar çok farklı yerlere gidiyor ve çok üzülüyoruz. Siz de çok üzülüyorsunuz. Ama babasının ve annesinin dediği gibi bu işi ikisi biliyor. Aynen. Onlar dışında bu işin ne olduğunu bilen yok. Yok. Yani ya o konuşacak ya o konuşacak. Ya Fatma konuşacak ya Mustafa konuşacak. Ya da ikisinin ortak bir sırrı var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafama deli şeyler, düşünceler geliyor. Ama şu bir gerçek. Sizin evladınız. Aynen. Senin kızın. Senin evladın. Yok, sadece benim kızım Didem Hanım. Öyle sadece mi? Benim kızım. Niye, Mustafa'nın kızı değil? Değil. Nasıl yani? Değil. Sadece öyle ben mi arıyorum.
O benim sevgililerim arıyor. Başka hiçbir şey aramıyor. Sadece ben arıyor. Mustafa nasıl bir babaydı? Hiçbir babalık değil. Cani, şimdi nasılsa aynı. Vicdansız. Hiç çocuğuyla ilgili bir şey konuşuyor mu? Sadece benim sevgililerim konuşuyor. Köpekleri yaşakları öldürüyor dedi ya, ben katil, cani. Onu demesi o yani. Sadece benim çocuk işte sevgililerimi araştırıyor. Başka çocuk araştırdığı yok. Ama elimizde bazı görüntüler var. Yani Mustafa'nın evlatlarıyla olan görüntülere de bir haksızlık etmemek için ne kadar görüntü varsa hepsini ekranlara götürüyoruz. Dışarıdakiler de çekiyor. Bak Didem Hanım, ben gattar bir babayım. Ben inkar etmiyorum. Fotoğraf ben hiçbir zaman çocuklarıma taarruz vermem. Ne vermem? Taarruz vermem yani. Taviz vermem. Sevgisini göstermem diye. Ama taviz vermek başka bir şey, sevgi başka bir şey. Hayır, ben içinden severim, dışından değil. Şöyle evet, böyle yani dört işinize bakın, için. Gücünüze bakın, bana yardımcı olun. Ben devamlı bu şekilde baskı yaptım. Ama sen bize dedin ki ben şeye Şükür'e çok öfkeliyim. Nasıl öyle, öyle bir kelime kullan. Kızgınım daha doğrusu. Çocuk ortalıklarda yok. Nasıl ben böyle bir Şükür'e kızgınım? Yani ben öyle bir kelime hatırlıyorum. Ben hatırlıyor musun sevgili izleyiciler? Yani şöyle bizi bırakıp gittiği için mi? Onun öncesindeki ya cümleyi hatırlamıyorum ama. Nedir? Mesela böyle hamilelik mümkün değil yani. Böyle bu kaşığa olsaydı mesela. Veya kaçtı diyelim. Mesela baba ben mesela şunu seviyorum veya benim şöyle bir durumum var demediği için yani bana. Demediği için kızgınsın. Ha, kızgınım yani. Kesin sevgilisi var mıydı? Ya bana söyleyebilirdi. Bak, mesela. Ben... Kesin sevgilisi var mıydı? Onu sen bileceksin. Onu sen bileceksin. Onu sen bileceksin. Sen baba değil. Sevgilisi var mıydı? Her şeyi bir kız çocuğu annesiyle paylaşır, babasıyla sen değil. Sen şimdi demedin mi benimle paylaşmadı, şey etmedi diye? Ya tabii kız kızarım, niye kızmayayım? Benim evladım, bir tek senin evladın mı? Tamam, senle nasıl paylaştın? Bir tek senin evladın mı? Benimle de paylaşabilirdi mesela. Yok, sadece benim evladım. Bana mesela senin deseydin ki, değil. Bir ay öncesinde deseydin senin ben çocuğuma değil. Gelirdim, sen sorardım, soruşturdum. Sen evladın. 2030'un gerekirse evlendirdim. Benim telefonumu takip et, sevgililerimi ara. Sadece benim sevgililerim var. Ya bırak sevgiliyi ya. Bırak benim canım. De sevgilim var. Boyuna gelse sen sevgili atıyordun ya ortaya. Ama ben gerçekleri söylüyorum burada. Sen o 2017'den beri sevgili yok mu? Evlenmeden önce benimle sevgili yok muydu? Işte. Benim sevgililerim 2020'den aşağısında sevgili işini kapat. Sevgili işini kapat. Gerçekleri konuşalım burada. Bu arada ben bir şey açıklayacağım. Mustafa'nın çocuklarıyla ilişkisini anlatan bir video var. O videoyu şu anda arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye koydular. Siz oradan bakabilirsiniz. Öte yandan yayını da takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Oradan şu an o videoyu yayınlayacağız. Birazdan ekranda da yayınlayacağım. Fatma o videoyu görmedi. Önce siz görün sevgili izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Benim sorularımdan sonra Fatma da görecek o videoyu. Onun da yorumlarını merak ediyorum. Mustafa'nın çocuklarla olan ilişkisi. Şimdi şu söz benim biraz kafamı karıştırdı. Benim çocuğum o, benim kızım, Mustafa'nın benim kızı değil. Zaman. Ne demek? Yani aramadığı için. Yani hiç, şimdi sevgilimden başka, şu kaç gün oldu buraya, 20 gündür mesela televizyona çıkıyoruz değil mi? Hiç kızımdan bahsetti mi? Kız nerede değil mi? Boyuna benim sevgililerim attı ortaya yere, benim şeyim attı ortaya yere. Şunu mu yapmaya ya çalışıyorsun? Tamam, ben özür dilerim bu milletten. Bundan sevgilim konuşmayacağım. Gerçekleri konuşalım hadi. Şimdi ya da konuşalım. Hadi gerçekleri konuşalım. Bak tamam, sevgili tamam. Ben şu halkın içinde özür diliyorum senin pisliklerini çıkardığım için, sevgilini evet, çıkardığım evet. için. Gerçekleri konuşalım hadi. Hadi gerçekleri benim konuşalım. Benim pisliklerim yok, senin pisliklerin var anca. Ya tamam, benim pisliklerim olsun ne? Olsun, çıkaralım hadi. Tamam, konuş. Tamam hadi konuşalım. Şöyle. Tamam konuş. Sen söyle, ben anlatayım. Hangi... Sen, ben söyleyeyim, sen anlat. Tamam, neredeydin o gece? Nasıl nerede gece dedim? Onları hepsini çıkarttıracağım burada, nerede olduklarımı. Kızın gittiği gün neredeydin? Hepsini çıkarttıracağım. Tamam, çıkarttır. Sen çalışmıyordun, kira görüyordun, bana ödemiyordun, evine gelecek işe gidemiyordun, sen çöp topluyordun öyle mi? Ha? Sen çalışıyor muydun? İlk Hayır. girdiğin yer senin fabrikaydı. Ben yan gelip böyle yan gelip yatıyordum değil mi? Aynısını yapıyordun. Gidiyordum kahveye. Aynısını yapıyordun. İlk girdiği yer değil tamam. Dün şimdi onlara geleceğim. Onlara geleceğim. Bekle, onların zamanı var. Merak etme, geleceğim. Ama şimdi şunu ben merak ediyorum. Şimdi ekranlara da getireceğim. Sevgili izleyiciler, siz Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mustafa'nın çocuklarla olan ilişkisini gösteren videoyu izliyorsunuz, biliyorum. Şimdi bayramlar önemli de sevgili Fatma. Evet. Bayramlar çok önemlidir. Hep kötü günler mi yaşadın? Bayramlar nasıl geçti senin için? Hiçbir şey, aynı geçti Didem ama aynı gün nasılsa mesela benim büyüğüm gün nasıl geçti aynıydı yani, bayram şeyli değildi. Aynıydı. Yani çocuklara fark bayramda, eden bir şey yoktu. Ya hep diyormuşsunuz ki Şükür Türkan bayramlarda geliyor diyormuşsunuz çocuklu yani etrafa da. Aynen. Yani gelmedi, ortada olmadığı gerçeğini aslında siz de biliyorsunuz. Fakat... Yani geliyor işte, gösteriyorduk yani. Geliyor diyordum ben mesela. Saat 6 gibi geliyordu. Saat 12, 1 gibi gidiyordu diyordum.
Peki bu yalanları neden devam ettiriyordun? İçin sızlamıyor ya, muydu? Sızlamam dedim ama zaten şey ağzından konuşurken zaten o içimi yana bak konuşuyordum. Bir dakika bir şey soracağım. Gerekirse onu da buraya yayına bıraktıracağım. Bir gün bayramda bir komşunun bir tanesi. İsmini kullanmıyorum şurada. Bir gün eve geldiğinde sen ona yanında bir kızıla bir kel kafalı, benim gibi kel kafalı biri varmışmış. Onunla senin kızın diyelim, sen dedin ya benim kızım diye. Kızınla o adam, o bayan konuşmadı mı? Benim nasıl kızım, anlamadım bir daha söyle. Bir dakika dedim hanım. Benim kızımla konuştu. Sen bu benim kız. Dedin mi demedin? Attın bir orta yere daha bir şey daha. Ben öyle bilen bir şey, hiçbir şey demedim. Komşunun bir tanesini bir kızla konuşturup bu benim kızım mı dedi? Yok dedim hanım, öyle bir şey yok. Yok mu? Yok öyle bir şey. Oldu mu? Attın yine bir orta yere bir şey. Aa. Bir tane bir bizim komşunun ismini konuşmuyorum. Yani yakın çevrede bu komşunun bir tanesi eve gelmiş. Benim eve gelmiş. Evet. Bu da torunuyla, öyle diyeyim gayet. Torununu geziyormuşmuş. Kızı çıkmış. Torunu mu geziyormuş? Torunu elindeymişmiş. Bu torun kimin, bu çocuk kimin demiş. Benim torun demiş, benim kızım demiş. Ondan sonra kız çıkmış piyasaya. Ondan sonra kocası da çıkmış. Kel kafalı biri dedi. Bu senin kızın dedi, kopyasıydı dedi. Bak ben şu anda vicdanım rahat. Şu anda bugün çok bu iyiyim. Bu ne zaman olmuş bu peki? Onların hepsini ben seninle görüştüreceğim. Tabii canım, hemen görüştürürüz. Böyle bir şey oldu mu? Yok dedim hanım. Torununla beraber hamile, o zaman hamile olduğunu sen de düşünüyorsun. Vallahi ben dün akşamdan beri uçuyorum abi. Evet. Dün akşamdan beri uçuyorum ben. Didem Hanım da dediği gibi, kızın yaşıyor dediği Didem gibi. Gece yatıyor, rüyasını görüyoruz ama dışarı çıkıyor. Başka bir şey yok. Yani şunu söylüyor sevgili izleyiciler. Bak nasıl gün, gülüyorsun, bak nasıl gülüyorsun. Evde bir tane çocuk görmüş komşunun keşke teki. Torunu mu demiş. Keşke yaşasın. Hayır, senin ben bu yalanlarını böyle çıkaracağım. Böyle bir şey olmadı mı? Hayır Didem. Torunla öyle beraber şey. Senin kızın eve geldi mi? Hayır Didem. Sen o sırada komşuya bahsettin Didem mi? Didem öyle bir şey olsun. Damadın da varmış. Ben ne için ben burada rezil olayım Didem Hanım? Ben bak, kızımı aramak için neden rezil edeyim babamın kendimi? Babamın telefon numarasını vereceğim size. Neden rezil edeyim? Babamın telefon numarasını bak, bu yayından sonra ben size her şeyi gerçekleri anlatacağım bak. Tamam olur, konuşuruz. Benim amacım ne? Ben bir şey mi yapmak istiyorum? Bir film mi çevireceğim? Senin amacın neydi? Bana bu iftirayı atıp cezaevine sokturup mallara konup hayatını yaşamaktı. Vay. Ama neymişim ben ya? Erkek neymişim? Tabii umduğun gibi çıkmadı. Vah. Değil mi? Nasıl bir şeyimişim ben ya? Nasıl bir mal varlığın var ki Mustafa? Dünya neyin kadar var? Mal var. En zenginin bu. Neyin var? Mal varlığı neyin var? Gerçekten malım var. Şu anda benim 1,5-2 trilyonluk malım var. Evet. Ben 100 koyunum var şu anda misal. 100 de koy kuşu olsa 200. Onları yiyecek sevgilisiyle. Tabii canım. Evet. Neymişim ben değil mi? Amacı oydu. Ne kadar amacı oydu. Mesela benim olan, benim olan demiş ki mal, koyunların hepsi bizim demiş. Bu içeri girerse hepsi bizim demiş. Çocuk öyle çatarız mi söylemiş? Demiş. Gideriz annemizin Antalya'da yaşarız demiş. Ben şunu merak ettim ama bayramda, o yüzden merak ettim. Yasin bayramda kıyafet almak istemiş. Hı hı. İsteyince bir şey yaşanmış. Evet. Ne yaşandı onu bir anlatır mısın Mustafa Didem çocuğu? Zabali'nin biz yattık, Zabali yani kalktık. Biz çarşıya çıktık ikimiz de. Çarşıya çıktık. Onda çocuklara geldi, bu çocuklara para sordu yani iş yerinden para aldınız mı diye. Çocuklar da dedi ki para almadık, vermedi patron dediler. Ondan sonra bindik biz ikimiz gittik. Ondan çocuklar bizim arkamızdan garaja geldiler. Garajda alışveriş yaptık. Bu koyunu yollamak için oğlanı aramış Yasin'i. Yasin demiş ben garajdayım. İki numarayı. Evet. Evet. Garajdayım ben üst alıyorum diyor. Ortanca. Üst alıyorum diye. Ondan sonra biz geri gelirken bu başladı çengelenmeye. İşte benden para saklıyorlardı. Benden ne için saklıyorlar? Ben kimin için çalışıyorum? Ayrımcılık yapıyordun. Kimin için çalışıyorum diye bu başladı. Çocukların parasını elinden alıyor. Evet. Kim çocuklar da sakladı diye. Abi çocuklar da para bilen yok. Sadece öyle demiş. Yani para şeyi yok. Vallahi oğlanı arayıp da sorabilirsiniz de. Bak ben arpa aldım. 4 ton arpa aldım. Yani şunu 58 bin lira. Şunu söylüyor. Yani detaya girmeyelim de şunu söylüyor. Diyor ki çocuklarına doğru düzgün babalık yapamadı. Çocukların elindeki parayı da aldı. Şimdi çocuklar da senin onlara yaptığını mı sana yapmayı planlıyorlar ben acaba? Geçen o çocuğumdan istedim 3 bin lira para. Çalışmadın. İstemeyen mi yani? Çalışmadığın için isteyebilirsin tabii ki. Ama ya ben bunun için çocuğun parasını evden alıyorsam gelecek burada şeyle yiyecek başka gidecek. Ben çocuklardan para alıyorsam ben de çocuklara güveniyorum. Çünkü ben çalışmıyorum, koyun şimdi, gidiyorum. Arpasını alıyorum, samanını alıyorum, yemin alıyorum, her şeyini alıyorum. Senin çocuk haksızlık yapmamak için senin çocuklarla olan bir videom var, görüntüm tamam var. Onu bir ekranlara getirelim, bir izleyelim. Siz zaten Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede gördünüz. Mustafa'nın çocuklarıyla ama şükürsüz çocuklarıyla olan videosu, buyurun lütfen.
Fatma, özledin mi oğullarını? Oğuzhan. Çocuğun küçük oğlanın doğum günü. Oğuzhan'ın. Ne suratlara gülmüyor Didem Hanım? Onları ben gülmüyor paylaştığımda mu? Görmemiş mi Antalya'dayken, İzmir'deyken? Gülmüyor dedi çocukların yüzü ben. Çocukların suratı çok şey. Mutsuz mu? Sen daha iyi bilirsin evlatlarını. Doğum günü yapmış Oğuzhan'a babası. Öyle mi? Öyle olmaması lazım suratları. Gözlerinin içi gülmesi lazım. Gülmüyor mu çocukların gözünün içi? Niye gülmüyor? Didem Hanım, bu soruyu siz de niye gülmüyor sorun tamam, bu. Sen de sorabilirsin. Niye gülmüyor? Annelere yok. Sen olmadığın için olabilir mi? Seni özlemişler. Sen onları özlemedin mi? Kokularını çok özlemedin özledim mi? Çok özledim. Geçen gün burada diyordun ya, ben geldim gelir aramıyorlar diye. Niye aramadın? Çocukların telefonunu engelledin. WhatsApp'ına yazdı da engelledin. TikTok'una yazdı da engelledin. Sen, her şeyden engelledin. Diye. Hadi beni sevmiyorsun, küssün benimle. Niye aramadın çocuklar altında? Ulaşmadın mı onlardan? Onlardan ulaşmadın mı sen bana? He? Onlardan ulaşmaya çalışmadın mı? Engelini kaldırla, ben yokan arala. Aradım, bana aramadım yokan, bile biliyorum. Evi aramadım gösteriyordun, evi gösteriyordun, onu aramışsın ya ben köpek aramaya gittim de. He? Şöyle söyleyeyim yani... Çocukların yüzünde bir hüzün var, ben onu görüyorum. Evet. Sadece Oğuzhan en son babasıyla olan videosunda gülüyor. Sizin yorumlarınızı mesela merak ediyorum. Bütün o görüntünün tamamını Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme'de blursuz bir şekilde arkadaşlarım girdiler. Zaten orada blursuz görüyorsunuz. Sizce çocuklar mutlu mu, hüzünlü mü? Yani yüzleri gülmüyor mu? Ha, bir daha izleyebilir miyiz lütfen? Bir daha gelsin ekranlara lütfen. Daha dikkatli bakacağım. Buyurun. Benim gördüğüm keyifsizler. Sen olmadığın için mi keyifsizler? Ama sen bir şey söyledin. Yani eski fotoğraflar var mesela. Kendilerini çektikleri fotoğraflar. Onunla bunu karşılaştırın mesela. Yüzleri şey diye verir. Farkı görür müyüz? Fark var. Peki çocuklara bir doğum günü yapar mısın normalde Mustafa? Yok devam, daha ilk defa. İlk kez mi? İlk defa bir yaparım ya. Gerçek yaparım. Mustafa sen çocuklara sorabilirsin. Hmm. Sıkıntı yok ya. İlk defa ben... O zaman de ki Mustafa sen yalan konuşuyorsun de benim yüzüme ya. Yani bir sorarız tabii. İlk defa. Şükür'ün doğum günü ne zamandı? Temmuz'un 30'u. Ki onun doğum günü geldiğinde... Ne yaşardınız 30 Temmuz'da? Hiçbir şey değil ama. Çok acı değil mi ya? Evet, hiçbir şey. Kimlikte neydi arkadaşlar? Kimlikte Ağustos 30. Ağustos, Temmuz işte yani o aralar. Ben bilmiyorsun çocuğum. Haydi tamam, karıştırıyorum kafamı şey doldu. Çocuğun doğum günü bile unutmuşsunuz. Yok, Yasin'le ikisininki aynı. Yasin'inki de 30, onunki de 30. İkisininki aynı. Karıştırıyorum sadece beynim peki, doldu. Peki Şükür'e hiç doğum günü, bir tek kız çocuğu çünkü. Evet. Yaptınız mı hiç? Hiç yapmadık dedim ama. Yaptık, hiç. Yaptık. Hangisi doğru hiçbirine yaptınız? Hiçbirine de yapmadık, hiçbirine de. Tamam, sorabilirsiniz ya, onu çocuklarıma. Ya. Şükür'e de yaptınız mı? Yok dedim ama. Çocuklarıma sorabilirsiniz. Üçüne de büyüklere sorabilirsiniz mesela. Sadece Oğuzhan'a bir tek sefer bu. Ulan bizim evimizin dışında kim diyecek lan? Çocuklara soracaklar. Kime siye değil. Sorsun ha. O zaman onlara hiçbirini yapmadım. Bir tek buna mı yaptım çocuğa? Evet. Hı? Bu ikinci. Bir de okula almıştık. Okula götürmüştü. Bu ikinci. Peki ben Mustafa şunu merak ediyorum. Buyur. Sen sürekli 10 yıldır senin kızın ortalıklarda yok. Ve sen
Fatma'nın... Boyuna beni o suçluyor. Başka evet, bir şey etmiyor. Şimdi Fatma'nın haklı olduğu tek bir şey var. Senin de haklı olduklarım var. Fatma diyor ki, Fatma çocukla ilgili sorular soruyor. Sürekli çocuk nerede? O geceyi soruyor. Ben de sen sevgili mesela, işini bırakalım, bu gerçekleri çıkaralım. Dün de aynısını söylemedin mi? Hayır ama şey sormuyorsun hiç. Demiyorsun ki ben o gece geldiğimde sen diyorsun ki ben bütün günü yoktum. 2-3 ay önce orada yoktum. Şöyle yoktum, böyle yoktum. Tamam. O gece geldiğimde gece sordum. Neden çocuğu orada görmedim. Çocuğu orada görmedim ve sordum nerede diye. Tamam, sordum. Bana bir şey söyle. Ama sonra bunun peşine düşme. Bununla ilgili sorular sorup Fatma'yı konuşturmaya çalışmıyorsun mesela. Ya bu videolarda şeylerden bir kardeşinden, anasından, babasından, halasından bir şey konuşamadı ki burada. Hadi başı karşımda. Biraz sor. Onlar burada. Sor. İşte soruyorum. Tamam, o gün geldiğim gün çocuk ne dedi, bağırdım çağırdım da sen ne dedin bana? Kaçmış gitmiş elbisesini almış ben diyen sen değil miydin? Ne dedim ki? Ne dedim? Demedin mi? Ne dedim? Ne dedin anlat. Sen söyle, ben bilmiyorum. Ben sana soruyorum. Ben hatırlamıyorum, sen söyle. Ben sana sordum da ne cevap verdin bana? Sen söyle, ben hatırlamıyorum, sen söyle. Ben sana bir şey söylediğimi hatırlamıyorum, sen söyle. Of. Ben bir şey hatırlamıyorum. Söyle, sen söyle. İşte benim götürdüm, nereden hatırlıyor musun ben? Ben hatırlıyorum. Onları hatırlıyorum. Onları unutmadım. Unutmadın. Ben sana söylediklerimi hatırlar, sen söyle. Ya hatırlat o zaman. Sen, ben niye hatırlatacağım? Hatırlasın, sen söyle. Sen söyle, ben hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir şey söylemediğimi hatırlamıyorum. Sana, ben sana hiçbir şey demedim. Sustun mu? Bilmiyorum ben. Ya. Sen söyle işte, ben ne söylemişim? Didarım, ben ne söylemişim söylesin. Ya sen de sordum da sen eşyaları götürmüş, çantasını, montasını götürmüş diyen sen değil misin ya? He? O gün mesela çantadan Büşra Hanım'a da aynısını söyledin. Çantayla beraber gitti dedin. Hiç ben bunları bilmiyorum ama. Ben demedim. Sadece okul çantası vardı. Başka o gün sana çanta, Büşra o çantasına gittin demedi mi? Ben çanta bilen demedim. Demedin sen? Demedim. Sadece okul çantasından başka bir çantası olmadı. Tamam, şimdi soruyorum, çocuk nerede? Cebimde. Kimine kaçırdın? Nereye cebimde gönderdin? Söyle. Çıkacak. He? Çıkacak. Vallahi bu çocuk çıkacak. Bak çıkacak. Evet. Sıkıntı yok. Çıkacak. Ben Güzel. Çıkaracağım ne? O çocuğu çıkaracaksın. Ben neymişim ya? Ben kaybettiysem ben şimdi ispatla... Ben neymişim diyorum ben. Neymişim ben? İspatla, tamam mı? Götürdüysem götürdün de, evet. Kaybettiysem kaybettin, öldürdüysem öldürdün de. Tamam diyeyim. Ben diyeyim, sen rahatla. Tamam. Tamam. Rahatlayalım biz de rahat. Herkes tamam. Rahatlasın burada. Tamam ben diyeyim. Diye? Tamam ben diyeyim. Sen rahatla, rahat rahat yaşa. Ya anlatsana. Tamam. Ne gibi, benden nasıl şüpheleniyorsan anlatsana. O gün buraya çıktığın zaman hiç şüphelenmedin. Şüphelenmedim dedin burada. İlk tamam, çıktığın zamanlar. Tamam bak, her şeyi bildiğin halde, benim üstüme oynadığın halde şüpheleniyorum şimdi. Şüpheleniyorum. Çünkü benim üstüme oynuyor. Hangi konularda şüpheleniyorsun? Her şeyinde. Her şeyi anlat, her şeyi. Üstüme saldırdın ya, ondan bile şüpheleniyorum. Bak dikkat et, Mustafa konuşma. Soruyorsun ya. O kelimeyi bir daha kullansınlar hadi. Hayır. Soruyorsun ya. Bir daha kullansınlar bakalım bir. Soruyorsun bak, ya işte. O zaman ne oluyor? Soruyorsun ya. Söyle. Neyi soruyor? Soruyorsun ya. Neden şüpheleniyorsun diye. Neden şüpheleniyorsun söyle. Bu oyunları oynadığın için şüpheleniyorum. Lan ben ne oyun oynuyorum sana? Her şey oynuyorum. Ne oynadım oyunları? Adını anlat. Bir ay bak, bir ayı geçti. Hiç çocuktan bahsettin mi burada? Etmedim mi? Ne bahsettin? Etmedim mi? Sormuyor mu? Ne bahsettin? Sen kaybettin, sen sakladın, sevgilerinle tamam, yaptın. Tamam, ben oynuyorum. Bildiğin halde ben oynuyorum. Başka bir şey oynamıyorum. Sadece bildiğin halde ikimizden bahsettin. Peki bu gece şunu merak ediyorum. Sen Şükür'le ilgili hatırladığın... 10 yıl geçmiş. Hı. Ama evladın o sırada 15 yaşında. Tamam. Şükür'le ilgili hatırladığın güzel bir şey var mı? Ne hatırlıyorsun Şükür'le ilgili? Güzel hatırladığım bir şey var. Dünyaya geldi ki. Bir kızım olarak, bir annemin adı olarak. İlk göz armağanı da hatırladığım bu yani. Didem Hanım nerede doğmuştu? Onu da sorayım sana. Nerede doğdu? Nasıl nerede doğdu ya? Çocuk nerede doğdu? Dağda doğdu ya Didem Hanım. Niye nerede? Evde işte doğdu onu yani, söylüyorsun. Hayır gitmedi çünkü yarıma gelmedi. Ya ben neredeydim de gitmedim ya? Gelmedi Didem Hanım. Neredeydim? Benim bir çocuğum fazla burada. Yoğdu. Doğumda yok muydu? Yoğdu, hiçbirinde yoğdu. Allah Allah. Mustafa nasıl hiçbirinde yoğdu lan? Neredeydin? Hepsini kendin gittin. Ulan bak benim ağzımı ters. Neredeydin? Konuşma. Neredeydin? Elik gibi gittin kendin mi doğurdun orada? Didem Hanım. Kim götürdü seni? Nerede doğurdun? Ben neredeydim? Ben dağdaydım, sen köydeydin. Hemşireler doğurdu ilkin. Köyde hep gelip götürdüm, kaynanan gibi götürdüm. Köyde vardı o zamanlar, o da oturdu. Peki doğunca gelmedi mi? Gelmedi ya Didem Hanım ya. Ben daha da koyunu biliyordum ya. Gelmedi Didem Hanım. Dağda adam 11-12 kilometre ileride adam bir anda koyunu kovarıp kuzuyu kovarıp da tamam. Doğuma bunun şeyine mi yetişecek ya? Annem babam götürdü ya. Hemen gelemedim ama sonra geldim diyor. Yok Didem Hanım, hiç sonra falan gelmedi. Nasıl gelmedi ya? Yani hastanede hiç görmedi. Ben hiç görmedi hastanede. Ne hastanede gördüm? Çocuğu ne zaman gördü? Sadece evde gördü. Vallahi billahi nasıl bir... kadınsın sen ya. Nasıl bir kadınsın lan? Valla ben de bilmiyorum nasıl bir şey. Bir adam çocuğu olur da çocuğun yanına gelmez öyle mi? He?
Geliyor. Yazıklar olsun sana, bir şey demeyeceğim. Didem Hanım, son oğlanla da annem gelecekti. Onu da hayvandan önce gelemedi. Diyezem yanıma geldi. Diyezeme sonra dört görürsünüz. 4 tane çocuğumuz oldu. 4 yılda da dağdaydım ya. Didem Hanım, ben kendim oyun gidiyordum ya. Peki Fatmacığım, sen çocuğun kaybından önce, bu 10 yıl önce, onun öncesinde Şükür'le ilgili hatırladığın güzel bir şey var mı? Ya. Çocuğu nasıl hatırlıyorsun? Benim kızım da diyorsun ya. Senin kızın nasıldı? Çok şey, anne gibiydi Didem. Çocuklarıma hep o şey derdi. Neden bu çocuklar annelik yapıyor yani, ya? Devamlı, sen neredesin? Ben koyuna giderdim veya bak, işe giderdim. Öyleydi yani. Hep çocuklarıma o toplardı. Mesela küçük şeyi ben hastaneye götürdüm. İkisinin yanında o kaldı. Mesela bir hafta 10 gün ben hastanede yattım. Çoğum küçük şeyi bir sürü şey oldu. O hastalık mı ermiyor. Yani ölecek dereceye gelmiş. Acele götürdüm ben. Çocuklarım yanında o kaldı. Babalık yapmadı ama sen de annelik yaptığını düşünüyor musun? Ben yaptım Didem Hanım. Çocuklara bir doğum günü yaptın mı? Şükür'e sevgini gösterdin mi? Çünkü param pulmuyordu. Onu yapamadım. Yapmak yani, istedin ama. Onu yapamadım. O şeyi yapamadım. Yani üstüne bile giydiremedim. Ama sevgimi, her şeyimi verdim. İnanıyorum ona. Sevgini hissetti yani. Başka hiçbir şey yapamadım. Ama kendini yalnız hissetmiştir, hamile olduğunu bildiğin halde. Yok, çocuk da anlıyor. Sen... Sadece korkusundan bence. Sadece korkusundan, belki de neyle korktu bilmiyorum. Sadece korkabilirdi. Sen niye sormaya korktun? Ben bilmiyorum dedim ama. Sen sormaya korkmuşsun. O kafam neydi onu bilmiyorum. Sen sormaya korkmuşsun. Ben çıkacak... Çocuk kaç aylık şey hamileydi? Dedim 4,5 veya 5 arası o aralardı. O kadar karnı çıkmıştı o zaman. Yok, çok belli değildi yani o aralardı. Ya bu 4,5 ama 5 aylık hamile kadının karnı belli olmaz mı Zeman'ım ya? Belli olur ya. Yok, boyu olunca çok belli değildi Zeman. Boyluydu çünkü. Ben gibi boyluydu. Sen karnına mı baktın? Nasıl hamile olduğunu anladın? Yok canım, sadece karşıdan yani şey etsem zaten, üstüne düşseydim zaten ben belli olurdu. Ya ben şunu anlamıyorum. Bir dakika. Şey, ben şunu anlamıyorum. Hepsi soruyorum. Hepsi hamile oldu. Bir dakika. Hayır. Sorun bakayım ya. Ay, insan karnına bakıp hamile olup olmadığını yok, anlamaz canım, ben ki. Ben sadece şüphelendim. Bilmiyorum. Kilo almıştır diye düşünür. Sadece götürüp de 15 yaşındaki bir çocuğun. Diyedi. Başka hiçbir şey, o zaman öğrenecektik tam. Yani bak, götürüp de 15 yaşındaki bir çocuğun hamile olduğunu anlaman için başka şeyler biliyor olman yok, lazım. Ya bir şey yemek yapalım, sadece... midesi bulanır, bilmem ne olur ya. Evet, o. Evet. O zaman yiyordum işte. O zaman da elmadaydım. Onu ha, baba yanındaydı. Baba o biliyor. O zaman ben elmadaydım. Yani o ilk şeylerini görmedim. Onu Mustafa biliyor diyorsun. Yani o ya, elmayı hangi ayda getmiş? Biz Isparta'ya hangi ayda getmişiz ya? Elmayı hangi ayda getmiş Eylül ya? Ekim'de getirmiş. Yani elmaya Eylül'de gider, Aralık'ta biter ya. En son Aralık'ta biter ya. Mustafa peki Aralık, sen... Aralık, Ocak, Şubat mı? Şubat, iki çay evde durdu çocuğun yanında, yetmen gözünü seveyim ya. Peki 3-4 ay öncesinde ben onu, kızımı gördüm diyorsun en sonunda. Düğün öncesi falan. O sıralar mı en son Şükür'ü gördün? Yok, ben ne zaman gördüm? Kaybolmadan ne kadar süre önce gördün? Bir düğüne geldim. Ne bana bakıyorsun, ben ne bileyim? Gerçekleri konuş burada, gerçekleri. Ben yalan söylüyorum, sen doğru söyle. Ben yalan konuşuyorsam şurada yalanın vardı. Ben şurada yalan konuşuyorum. Ben yalan söylüyorum, sen doğru tamam söyle. Şurada yalanın vardı ya bana. Çalıştın değil mi? Vallahi ya 2 ay ya 3 ay yani. Şimdi yalan konuşmayayım ya. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Yok ya, çocukta öyle bir şey yoktu ya. Ya bu hamilelik yalan. Yalan, gerçek söylüyorum, yalan. Niye böyle bir yalan söylüyorsun? İnşallah bulunur da. İnşallah bak, duygular Rabbimden bulunur da. O zaman burada desin ki Mustafa sen yalan konuşuyormuş musun den ya bana, yüzüme. Değil ya. Sen Şükür'ün kendinden olmayacağını ne zaman düşünmeye başladın? Ya Şükür benim çocuğum tamam, olmayabilir, babası başka olabilir diye ne zaman düşünmeye ne başladın? Ne zaman düşündüm? 2010 şeyde, ilk zaman geldiği zaman bir askerde olduğumda şüphelendim bir. Bir de buraya gelince acaba dedim ben sevgililerle şey etti mi diye yani. Ya Şükür. Kanal kafamda her yorumu Şükür yaptım daha yani. Şükür daha kaybolmadan önce de onun senin olmadığını düşündün. Ya düşündüm yani, düşünmedim demiyorum yani. Kaybolmadan şimdi önce değil yani. Şimdi ben şöyle Şükür'ün o fotoğraflarını bir kez daha getireceğim. Ya sevgili izleyiciler, yani ben özür dilerim ama ikinizin birer kopyası yani. Ya çocuk, kopyası canım. Kopyasıysa babasınızı diye düşündüm. Bir görüntüler, Şükür'ün fotoğrafları tekrar ya gelsin. Ya bak ekranım. Şimdi ben hangi ayda askere gittiğimi, hangi tarihte geldiğimi açıklayabilirim size. Tamam. Ama, açıklayabilirim. Ama askerdeyken bir görüntüler bir ekranlara gelsin, lütfen konuşacağım. Şükür'ün fotoğrafları, buyurun. Arşa gider, kim anlar senin halinden, vay vay. Ey gönül yaralanma, dertleri
başa gider. Kadir kıymetin bilmezler. Vay vay. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül. Vay vay. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini. Sevda deyip yanan gönül var. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül var. Şimdi bu videoyu... Didem Hanım. Kırılırsın arşa gider. Kim anlar canım yanıyor sen Didem Hanım, başka bir şey değil. Ha, söylemek istediğim şey var mı Fatma? Var da açıklayamıyor. Var da açıklayamıyor. Hiçbir şey yok Didem Hanım. Sadece zamanımı başa geçirmişim ama başka yolum var değil. Yani başa sabretmişim. Görüntüsünü gördüğün anda ağlıyorsun. Vicdan azabı çekiyor. Çok geldi Didem Hanım. Vicdan azabı. Vicdan azabı çekiyor. Sen hiç ağlamıyorsun, izleyiciler öyle diyor. Ben ağlamam. Ben de yorumlarınızı okuyorum. Sıkıntı yok. İzleyiciler yoğunluk öyle diyor. Tamam, ben ağlamam. Ben de gaddarlık var, ağlamam. Niye gaddarsın? Ben içimden ağlarım. Ama dün şurada mesela ağladım. Bak Emine'nin kızı çıkınca ağladım şu arka tarafta. Ağladım. Ama bak, kendini niye kırıyorsun ağzına? Yani sevgilime de konuşuyorum. Bak otelde ben devamlı ağlıyorum bak. Ama şu anda ben kendimi zor tutuyorum şey, burada. Yalancının şeyi yalancı. Ama insan kendi ha. Evladın. Yani çocuk... Bilmiyorum ya. Benim vicdan acaba çekmiyorum. Benim vicdanım rahat. O yüzden mi ağlıyor Fatma? Ben vicdanımı susturdum. Neyin vicdan azabını yaşıyor? Sadece kızı nasıl kayıp ettiğini, nereye verdiğini, nereye gittiğini vicdan azabı evet. Çekiyor. Ben sadece ben susturum için milleti şey, kandırdığım için. Aynı anda konuşmayın dur. Sıkılmalarındaki şeyinizin ben yorumlarını komple okuyorum. Sıkıntı yok yani. Hiç ağlamıyor. Ne kadar diyorlar ağlamam. Duygusuz bir baba. Ağlamam. Ben yorumlarınızı okuyorum. Sıkıntı yok yani. Ağlamam yani. Allah Allah. Sadece benim çocuğum Didem Hanım. Başka kimsen değil. Hep öyle mi oldu? Evet. Sadece benim. O zaman buraya çıktığınızda benim kızım mıydı derler. Bana iftira atmadan sadece geldiler buraya. Babası sadece yok benim. Derler o zaman. Dördüne de benim baktım. Daha derler o zaman niye demedin? Yanında taşıyıp da yanında bir önlerine bir şey koymadı. Aç mı bıraktı hepiniz? O kadar bir kötü bir adam yani. Ha, aç değil abi. Ya kötü bir adam da nasıl durdu ya 10 sene ya? İşte asıl cevap o, soru o yani. Nasıl durdun ya? Ben 2019'da 2017'de ben cizemine düştüm. Başka bir şey değil. Ondan sonra cizemden çıktıktan sonra tekrar yine Akşehir cizemine yattım. Niye bir uzmana gitmedi şimdi geldi buraya? Niye çocuklar alıp gitmedi? Niye? Nereye şunu söylüyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Nereye gidecek gideyim? Yerim yoktu diyor yani. Çocuğuna neresi lan? Ya 2010'da kız kayboldu mu? Kayboldu mu? 2017'de cezaevine girdim mi ben? Tekrar oradan çıktıktan sonra cezam geldi, arkasından cezam patladı, dosyam geldi, Akşehir cezaevine gittim. Niye o zaman gitmedin? Didem Hanım, bir tek kızım varken sığınamadım ki. Dört çocuğumla nereye sığınam? Hani ben sana demişim ya 18 yaşına girince çıkar diye. O zaman da ben 2017'deken cezaevindeyken niye gitmedin? Kim kabul eder? Tam fırsatıymışmış. Cizemden çıkarttırmaz ha beni. Ama şimdiki sevgililerim o zamanlar olaydı keşke Didem Hanım. Ben onu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Görüyor musun? Keşke o zamanlar olaydı. Yani benim kafamı çeleylerdi. Başka şeye çeleylerdi. Keşke o zamanlar. Ya sevgilin olmasaydı akıllanmayacak mıydın? Çok yok, saçma Didem. Yani özür dilerim ama. Yok Didem. Bak kendi ağzıyla ne güzel söylüyor değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Onu söylemiyorum Didem Hanım. Sadece gözümü açmak üzere için diyor. Ya senin çenen de önceden şöyle şıkık mıydı kızın yok, gibi? Yok Didem Hanım. Sana mı benziyor? Ama fotoğrafım var bakabilirsiniz. Orada zayıf halim var ilk çıktığı yerde. Çünkü o zaman da ya benim ben daha aynıydı. Daha çok çocuğu yani önce baba diyordum ama anne daha çok. Bir daha İlk gelsin bir daha dikkatli zaten. Bakalım. Benim varım orada zayıf görüntüler halim. Bir daha gelsin. Instagram'da da daha dikkatli bakıp kime daha çok benziyor yorumlarınızı da merak ediyorum. Instagram'a da koyduk. Buyurun lütfen daha dikkatli bakalım. Ama yani daha çok anne bence. Kimlik anne, zayıf halim. Ey gönül
Kim anlar senin halinden, vay vay. Ey gönül yaralanma, dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler, vay vay. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül. Seyyah olup gezen gönül, vay vay. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini. Sevda deyip yanan gönül var. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül. Seyyah olup gezen gönül var. Kızının o gözleri çok şey anlatıyor gibi ya. Yok, o zamanlar bir şey yoktu dedi, tamam, o zamanlar yoktu. Emin misin? Çok garibanmış, çok tatlıymış. O zamanlar bir şey yoktu. Ne zaman başladı? O zamanlar bir şey yoktu. O zamanlar bir şey. O işte 2013'ten sonra. 2013'ten sonra. O zaman. 2014'te değil. Çocuk 2014'te ya, kayboluyor. Yani 2014'te de 2013'te son aylar ya, Eylül Ekim ya. Her şey 2013 Haziran'dan Temmuz'dan sonra Temmuz'dan oldu yani. Temmuz'dan sonra. Ağustos'tan sonra. Ağustos'tan sonra oldu. Ne oldu o zaman? Ha? Ne biliyorsun? Bilmiyorum, hangi sırrı biliyorsun? Söyle yani. Keşke elmeye gitmeseydim. He? Keşke gitmeseydim. Her şey senin elma toplamaya gitmen mi oldu? Kesin. Niye gittin o zaman? Ne oldu? Bilmiyorum Didem. Böyle kim girdi? O çocuğa kim kıydı? Didem Hanım. Ha, çok ya. Saçma ya. Elmaya kiminle gitmiş? İsmini versin burada. Arayalım. Adını söyle. Kimle gittin elmaya? Ali Yılmaz. Nasıl var bende? Ben o da... Şu anda çocukların orada. Yayınları da takip ediyor herkes. Kaç ay kaldın elmada? Bir tezeye daha gittim dedim ama. Ha, sen evde yokken o çocuğa biri zarar aynen, verdi. Kesin öyle. Ama kimin zarar verdiğini bilmiyorsun. Kim kıyar o kadar? Bilmiyorum, çok özür dilerim ama yani bu lanet olsun ya. Kim bu çocuğa nasıl kıyabilir 14-15 yaşındaki elden çocuğa? Elden şey etmem ama bilmiyorum. Ya hep başkası yaptı diye şey etmem ama bilmiyorum. Şimdi dedik yalnız, ki bu çünkü çocuğun... Çocuklar yalnız dedim ama ötekine okula gidince iki... Bir küçükle gelini kalıyordu, kızım kalıyordu evde. Bilmiyorum. Sadece ikisi kalıyordu. En küçüğüyle gelini kalıyordu. Kızım kalıyordu. Sen hiç mi eve gelmiyordun? Ben saat 6'da gidiyordum evden. Gece 7'de eve geliyordum. E tamam geldin. O sırada bir garip bir şey olduysa hissetmedin mi çocukta bir garip durumu? Hissetmedim. Çünkü yemek yapacağım, şey yapacağım diye, azık katacağım diye hiç hissetmedim. Hiç mi mide bulantısı olmadı çocukta? Hiç oturmadım. Çocuğa dikkat etmedin mi o sırada? Hiç, çünkü yorgunluktan bir de yemek yapacağım, önlerine koyacağım, bir de azık atacağım diye hiç fark etmedim. Ha, çocuktaki, yani konuşmadın mı hiç şükürle? Hiç fark etmedim. Hiç diyalog kurmadın mı? O gözlere bakmadın mı? Aynı odada yatıyorsun, yan yana yatıyorsun. Hiç fark etmedim. Nasıl fark etmedin hiç ya? Hiç fark etmedim bir daha. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çocuğun gözlerinde, konuşmasında giderken dedin ya boynu büküktü. Giderken ben çok, o bana vücut diliyle çok şey anlatıyordu. Eve geldiğinde o çocuk sana bir şey anlatmadı mı hiç? Konuşmasa bile, bakışlarıyla, anne demesiyle, içine kapanmasıyla hiç mi bir şey anlatmadı ve kurban olayım ya? Onlara çok pişmanım dedim hanım. Onlara çok pişmanım. Bir şeyleri anladın anlamamazlığa mı geldi? Gözlerimi kapatmışım dediğim yani o işte. Niye gözlerini kapattın? Yani her şeyi gözümü kapatmışım, başka hiçbir şey değil. Ama bir şeyleri yani bildiğin için gözü kapattın. Yani görmeme şeyimi kapatmışım. Bir şeyleri bildiğin için gözü kapattın. Evet. Ben her şeyi bilmişim de kapatmışım. Şimdi Mustafa, ilk başlarda çocuk doğduğu ya, hamile kaldığı andan itibaren sen olayı çok daha geriye götürüyorsun. Yani o çocuğun kendinden olmadığını düşündüğün için mi şükürün bu kadar kendine yakın hissetmedin, doğumuna ya gitmedin? Ben, bak ben buraya doğumuna bu yayına çıktı ya, her şeyleri yorum yaptım kendi kendime. Tamam. O dedim, ben dedim askerdeyken onun içinde düğünü yaptım gittim. Tamam. Bu bana dedi ki, ben askerde 10 gün içinde bana dedi ki ben hamileyim dedi mesela. Tamam. Ben kendi kendime yorum yaptım. Acaba 10 gün içinde dedim bu nasıl hamile olur? Buraya geldikten sonra. Evet. Yani hiç böyle askerden 2017'de, 2017'de kendi köylüleriyle sevgililerini yakaladığım da, oraya bilgi verdiğimde. Onu araştırıyorsun. Acaba dedim ben. Kendi kendime. Acaba dedim ben.
öldürdüm bu kızı. Babası onu... Başka bir şey demeyeceğim. Açıkla. İnşallah. Açıkla, ben senin üstüne oynayayım başka ya. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Sadece ben oynayabilirim. Ben senin üstüne oynayayım ya, açıkla. Başka hiçbir şey değil. Ben senin üstüne oynayayım, ben gerçekten konuşuyorum. Keşke sevgilim olsaydı. Of. Bu kızı kaybeden sensin. Evet benim. Ama babasına bildiğin de verdin. Evet. Ama bir seninle biri yakaladın. Niye öldürmedin o zaman? Sen biriyle bir şey yapakan gözüyle gördü. Beni niye öldürmedin o zaman? Ben kaybettiğimde çocuğu niye öldürmedin beni? He? Beni niye öldürmedin? Lan ben pislik yapsaydım, kanıt olarak seni de bırakmadım. Beni niye öldürmedin o zaman? Ben çocuğu kaybettim de çocuğu niye öldürmedin? Ben kutluk yapsaydım sen de kaybederdin. Ne tamam anlamda? İşte beni niye kaybetmedin? Tamam mı? Beni niye kaybetmedin? Ben çünkü yapmadım ki. Beni niye kaybetmedin diyor. Ben çocuğa bir şey yaptıysam beni niye kaybetmedin? Yapmadım ki ben. Ben kızıma kaybederler. Ben kızıma bir kötülük yapsaydım o anda sen de tamam, kaybederdin. Tamam, ben çocuğa bir şey yaptıysam beni kaybederler diyorum sana. Nasıl yapaydın? Öldürürler. Seni de öldüreceğim ben. Kaybettin ya çocuğu. Kaybettin. Tamam, beni öldürürler. Hemen biriyle, sevgilinle biriyle yakaladı tamam, seni. Tamam, beni öldürürler tamam işte. Çocuğun şeyini ben çıkarlar, öldürürler beni. O şekilde belki de sen kaybettin. Tamam, beni öldürürler işte. He? Tamam, beni öldürürler. Niye ben sormadın? Ben gözümü görmedim ki ben senin yaptığını. Çocuk nerede diye sorup da beni öldürmedin. Sen de o zaman yakaladın mı? Beni niye öldürmedin? Ben dağdayken, taştayken, koyun güderken... Değil mi? Sana. Çocuğu sorup da niye öldürmedin beni? Afyonlu... Tamam. Çocuğu o zaman sorup da beni niye öldürmedin? Bu çocuğu sevgilini hangi sevgilini öldürdün diye niye öldürmedin beni? Ben burada sen gerçekten konuşuyorum bak. Gerçekler hele. Tamam, ben sevgilini... Belki de o anda kaybettin. Aynen. Ancak yorumlarda yani çocuk görmemesi dersin. Gereken bir şeyi gördü diyor. Gördü demek de kaybettin. O yüzden evet. Sevgilisiyle beraber olduğunu gördü. Ama bu... Neymişim ben ya? Yani niye bu zaman çocuk? Dün sen demedin mi? Sen dün burada demedin mi? Otelde ben sana bir şey olsa da önden 10 şey, sene önce kaybettim ben pişmanım diye sen demedin mi burada? Derim. Ben bunların hepsini alıyor musun sen? Sıkıntı al, yok. Al al. Ben bunların hepsini savcılara sunarım ben. Dün burada demedin mi? Sen 10 sene önce kaybetmedim ben pişmanım demedin mi? Aynen. Dedim. Sen de onu teyze ediyorsun. Şimdi... Karşılıklı birbirinizi teyze ediyorsunuz. Değil mi? Sen de ona dedin. Ne dedim ben? Birbirinizi tehdit ediyorsunuz karşılıklı ama. Ben, benim üstüme iftira atmasın. Bak o buranın kelimeyi kullanırsa dedim. Buranın dışarısı da var dedin. Var değil mi bu? Yine de ya. Deme, benim üstüme iftira atmasın. Hmm. Benim üstüme atmasın ki itirarla gelsin. Bak değil mi ne dedim ben burada? Şeyi göğüslüyor. Bak bu tehdit değil. Gerçek her, mi söylüyorum her ben her türlü bunu? Şeyi göğüslüyor. Bak her türlü şeyi göğüslüyor. Sen ona neler söylüyorsun? Söylerim ben. Ben gerçek konuşuyorum ben burada. Ben gerçeklerle geldim buraya. Onun gibi itirarlara gelmedim peki, ben Mustafa, buraya. Peki Mustafa bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ki o sevgilisiyle bir beraber öldürmüştür, yapmışlardır bunu diyorsun. Senin yani çocuğun... Ben şüphem bu. Peki nasıl öldürdü çocuğu? Belki de nasıl öldürdü? Sevgilisiyle bunu çocuk yakaladı. Hı-hı. Geçsin babasına demesin diye. Belki de kızına... kızına nereye götürdü? Getirdi. Çocuğu nereye götürdü? Ya arabasını atmış gitmiştir. Arabasını götürmüş olabilir. Çünkü bir Afyon'daki adam benim evime geliyorsa arabasıyla... Afyon'dakini boş ver. Ben 10 yıl öncesini konuşuyorum. Şimdi bugünü tamam, boş ver. Arabasıyla gelmiştir. Şimdi o günü... O yani sen geldin çocuk yok ki öncesinde öldürmüş olabileceğini söylüyorsun ya. He. Sonuçta eğer öldürdüyse... Ya ben öldürmüş olabilir demiyorum bak. Bak bu çocuğun... Kayıp etmiş olabilir. Çocuğu aldı git demiştir. Tamam kaybı boş ver. %90... Yani şu anda bir çocuk eğer bir yerde olsaydı ortaya çıkardı. Bak %99.99. Hı. Çok küçük bir ihtimal bırakıyorum. Bırakmak istiyorum. Umarım hayattadır. Ben umarım hayatta olduğuna inanıyorum. Tamam. Ama ben diyelim, hayatta olduğuna inanıyorum. Başka bir şey soruyorum. Eğer çocuk hayatta değilse, eğer sevgilisinden biri öldürdüyse, sence fazla uzağa götürmüş olabilir mi cesedi? Cesedi şarkı kara açtı işte bir ben yerde. Ben yokan, yani bak ben size burada açıkça söylüyorum. Benim evimin etrafını aransın. Kediyle mi aranacak, köpeğiyle mi aranacak, neyle aranacaksa aranın, aransın. Aranın merak etme. Peki ha, çocuğu hangi yöntemle ortadan kaldırmıştır? Vallahi işte arabaya atmıştır, almış gitmiştir yani belki nasıl de. Nasıl öldürmüştür, benim... hangi yöntemi kullanmıştır? Vallahi ya silahla öldürdü ya bıçakla öldürdü. Yani bir gözümüzü görmemde şu şekilde öldürmüş diyemem. Ama tabii tahminlerimiz yani. Bir katil adam nasıl öldürebilir? Her şeyi göz alabilir yani. Ne yapabilir mesela? Ya boğar, misal. Ondan sonra veyahut da ipile boğar. Veyahut da bıçakla veya silahla. Çünkü o adam oraya gelen adam tedbirli gelmiştir yani. Peki önceden mezar yerini hazırlamışlar mıdır? Valla orasını bilmem ben hazırlamadım. Aniden mi kızıp görmüştür mesela? Ya işte nasıl ayarladılar? Bir günden öncesinden mi ayarladı? İki gün öncesinden mi ayarladı? Üç gün öncesinden mi ayarladı? Nasıl bilmiyorum ki nasıl kız ne şekilde gördüğün, ne şekilde anlaştılar bilmem yani.
Peki şunu merak, yani şimdi sen belki, sen diyorsun ben o gece gelmedim ama belki yanlış hatırlıyor olabilirsin, şu anlamda soruyorum. Hı. Sen şimdi gündüzleri eğer gelip gidiyorsan belki o sırada çocuğu akşam sevgilisiyle... Hanım, ben o gün gece geldim. Benim bak her şeylerim ispatlı. Hayır, ben başka bir şey soruyorum Mustafa'cığım. Bak düşünüyorum. Hı. Tamam, beyin fırtınası yapıyorum. Diyorum ki, diyelim sen ola ki hatırlamadın. Hı. Fatma o gece aldı çocuğu, sevgilisiyle beraber götürdü. Gece tamam. Yarısı sen eve gelmeden. Tamam. Çocuğu bir yerde yok ettiler. Yakın nereye gömmüş olabilir? Çocuk çok uzağa götürmeye şansı yok. Vallahi ya. Bu çocuğun cesedinin nerede olabileceğini onunla ilgili fikir yürütmeni istiyorum. Vallahi bilmiyorum işte şu anda, yani gözümle görmediğim için, yani her taraf müsait yani. Yani çok, mesela diyelim daha öncesinde her taraf müsait de nereye mesela çocuğu gömebilir? Gidip çocuğu gömebilecekleri ya, neresi var? Vallahi işte evin yanlarını aransın, o şekilde bir şekilde ta evin yanlarına yani. Bakılır. Bakılsın. Peki yani. Başka Mustafa'nın şey. Ama işte o adam nereli? Gelse mesela aldı gitti kendi köyüne. Belki Şarkı Karaaş'tan bir sevgilisi. Öldürmemiştir, canını bindirmiştir, arabaya götürmüştür, kendi memleket neresiyse. Yok, Şarkı Karaaş'tan bir sevgilisi o. Yani çünkü başka birileri o sırada eve gelip gitmiyor. Yani o sırada telefonu yok, bir şey yok, o kadar aktif ama değil. Ama eve gelip giden nereden bilelim yani? Hayır, TikTok yok o sırada, o zaman çok fazla Instagram. Telefonu vardı. Telefon var ama o kadar aktif değiller yani, çok yoğun kullanılmıyor Türkiye'de. Hmm. Dolayısıyla acaba Şarkı Karaaş'tan bir sevgilisi var. O sevgilisi gece ya da sabah aldı çocuğu bir yere götürdüyse. Hmm. Şarkı Karaaş'ta çocuğu nereye gömmüş olabilir? Vallahi bilmiyorum. Fikrin var mı, düşündün mü bunu hiç? Vallahi bilmiyorum işte, kendi köyleri de çok müsait mesela şeyleri. Dağlı her tarafı dağdaş. Bir yerlere ya kuyu yattı ya bir taşın altına gömdü veya bu kazdırağa gömdüre işte kendileri ayarlamıştır. Aynen. O işi. Kendisi ayarlamıştır. Aynen. Çünkü bizim kendi köyümüzün dağı her taraf çoban, her taraf adam dolu yani. Bizim dağların her tarafı adam dolu. Evet, senin o çektiğin bazı videolar var. Onları bir ekranlara getirmek istiyorum. Bir şey soracağım. Mustafa'nın o dağlarda hayvanları otlatırken çektiği bir video var. Bir ekranlara gelsin lütfen. Yakın buymuş benim. Sabret bir gün olur dedim. Hep kendi içimi yedim. Diyemedim. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Ölüyorum ama mezarda değilim de kardeş, mezarda. Nasıl açtın yüce dağın dağlarından, durup su dizseydin sultan, suyundan. Burası benim evime yakın. Aa, evine neresi diyecektim buralar? Aynı yerler mi çekti? Aynı yer. Üçü de aynı yer. Üçü de aynı yer. Üçü de aynı yer. Neresi? Kendisi zor. Maden ocağının olduğu yer. Tamam. Benim koyunum o mevkide yayılır yani. Ha, genellikle orada mı maden ocağının olduğu yer? Maden ocağının orası. Çok hüzünlü böyle o yani sıralarda bizim piknik alanı var. Ha. Yani Bunarbaşı dediğimiz yer. Onun üstü bayır yani. Ha, bayır. Yani aşağıdan yoldan gelirim ben. Bayıra sardırım koyunu. Az yukarı çıkar. Koyunu hep orada yaparsın. Yani kendisine de sorabilirsin. Yalan konuşuyor desin. Öyle mi? Koyunlar orada mı? Öyle. Ha, bir daha ekranlara gelsin, bir şey soracağım. Buyurun lütfen. Yüce dağın dağlarından, durup su dizseydin sultan, suyundan. Devam edin, devam. Baştan sonra bir daha okur musunuz arkadaşlar? Hepsini istiyorum ben lütfen. Bütün videoyu istiyorum. Yakın buymuş benim, sabret bir gün. Kendi içimi yedim, diyemedim. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Ölüyorum ama mezarda değilim de kardeş, mezarda. Nasıl açtın yüce dağın dağlarından, durup su dizseydin sultan, suyundan. Arkadaşlar, izleyicilerimiz durup durup bakması için şu anda koydular diye tahmin ediyorum. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Mustafa'nın hayvanları otlattığı bir şey, görüntüler, videoları şu anda arkadaşlarım Instagram'a koydular. Dikkatinizi çeken bir şey varsa bazen durup durup izlemek insana çok farklı bir bakış açısı verebiliyor. Vallahi izlesinler, sıkıntı yok. Ben bu şeylerin evet. Hepsini, eski müzikleri sevdiğim için devamlı müzikleri korum. Sadece benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Şimdi bu görüntüler ne zaman çekildi Mustafa? 2020, 2021 daha orada tarihte yazıyor. 2020, 2021. Ha, ben
Böyle bir şeylerden çekindim olsaydı hepsini silerdim yani ben. Ben hepsini size attım yani. Biliyorum. Ha. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi o sırada yani Şükür'ün hiç böyle hayatta olmayacağını düşündün mü? Çünkü söylediğim bir söz çok anlamlı. Yaşıyorum ama paylaştığın daha doğrusu tamam. Bir şarkı. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Ölüyorum ama mezarda değilim. Be kardeş mezarda değilim diye bir paylaştığın türkü tamam. Var. Doğru. Acaba oralarda dolaşırken ya bunu yani ben sevgilisi niye attım? Zaten benim hayatım zindanına geçti. Anladım. Hiç bir ben hayat şeyi görmedim. Çok ya ciddi. Gün yüzü görmedim ben. Ne benim bir sıcak yemeğim kondu, ne sıcak bir yatağım oldu, ne sıcak bir yuvam oldu. Yani affedersin burada geçen gün de söyledim de bir kedi köpek meselesinden burada arkadaşlar sizi alkışladı. Ben dışarıdaki sokakta affedersin özledim bir köpek gibiydim yani. Doğrusu evimde huzurum yoktu benim. Ya bana bunların yaşını açıklattırmayın. Tamam geleceğim ona. Onda, tamam onda konuşacağım onları da. Ben şunu merak ettim. Ben bir eve geldiğim zaman köpek muamelesi yapardı bana. Tamam onu konuşacağım. Neymiş bak not aldım ya. Sana nasıl davrandığını. Heh. Ama ben onu şunu merak ediyorum. Şimdi o sıralarda şimdi sevgilisi ve işte ya da şey tarafından çocuk öldürüldüp bir yerlere gömülmüş bak, olabilir diye. Bak ben öldürüldüm kelimesini kullanmıyorum bak. Hayır ama. Ben sevgilisine kayıp etti. Emme ölü gönderdi, emme diri gönderdi. Tamam ben de diyorum ki o tarlalarda falan sen o videoyu çektiğinde çocuğu acaba buraya gömmüş olabilirler mi diye hiç düşündün mü? Hiç aklından geçti mi? Vallahi geçmedi. Geçmedi. Bak. Çocuk oralarda gömülmüş bak, olabilir dağımın, mi? Bak yayladaki dağım olsun yani evim oldu her tarafını aransın. Sen nerelerde hayvanı otlatmaya götürüyordun? Ben devamlı şeydeydim. Madenin yaylada orası. Mı? Evet, madem ocağın orada aşağıda bahçeler var orada yani ben yukarılara gitmezdim. Çok uzağa gitmez misin? Yok gitmem bak gidiyorsa gidiyorsun desin. Gider mi çok uzağa? Ben yani, maden ocağının orada Bunarbaşı mevkisinde aşağı bahçelere. Orada giderdim işte yaklaşık 1-2 kilometre falan fazla uzak aynen. Değil o zaman. Aynen yani eksizim maden ocağının orası. Orada vardık, oturdum, çayımı demlerdim. Bazen çay götürürdüm mesela ama geç şu bir iki senedir götürmüyorum da. Evet. Yani vakitler kız oldu. Yani doğumlar olduğu için yani çay demleme fırsatım olmuyor. Bu yani. Sözler kendin için, kızın için değil o zaman. Yaşıyorum yok, ben, ama hayatta değilim. Yani. Mümkün değil yani. Onun içimden değil. Ben devamlı bak kendisi de bilir. Ben ölüyorum. Bunu kaç senedir paylaşırım yani. Ölüyorum ama mezarda değilim. Ya hayatımdan... Kendini öyle mi hissediyorsun? Sanki bir mezara ya, doğru girmiş. Doğru söylüyorum. Ben şu anda ben hayatta değilim. Robot gibiydim ya. Niye mi? Yalan desin. Yalan ne yok dedim ama o ya benim müzikle ben geçtikten sonra eski müziklere bakın bak, hep oyun havası şey. Ya bakın bu söz ya, çok anlamlı bir söz. Hepsine bakın ya. Yok, bir daha yayınlayalım ekranda da zaten bir daha gelsin. Ben senin gibi aşk filmleri şeyleri seyretmiyorum ben devamlı. Bir de o bakış açısıyla ben bir bakayım. Siz zaten izliyorsunuz. Bir dakika hanım bir dakika sakin olun. Didem Arslan Yılmaz da vazgeçmedi. Bir daha ben izlemek istiyorum. Biz de izleyelim görelim bir daha bakalım. O gözle bakalım Mustafa'nın baktığı gözle. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Ölüyorum ama mezarda değilim. E kardeş mezarda değilim diyor Mustafa. Ben kendim için onu paylaştım. Çünkü yani çok kötü bir koşullarda yaşıyordum. Kimse bana değer vermiyordu diyor. Buyurun. Buymuş benim sabret bir gün olur dedim. Hep kendi içimi yedim. Diyemedim. Yaşıyorum ama hayatta değilim. Ölüyorum ama mezarda değilim be kardeş. Mezarda. Nasıl açtın yüce dağın dağrından? Durup su içseydin sultan suyundan. Öyle miydi Mustafa? Yaşıyorum ama mezarda değilim yok, diyor. Yok tamam yalan söylüyor. Devamlı mezarda değil. Hiç öyle bilen değildi. Sadece o müziği ne için paylaştı bilmiyorum. Öyle bilen değildi. Müziği niye paylaşsın o zaman? Öyle hissetmiyordu. Öyle hissetmiyordu diyorsun. Hayır. Öyle bilen hissetmiyordu. Bir gün olsun sırtıma bir ceket giydirdin mi lan? Ben giydirmedim. He. Bir gün olsun bir gün sıcak yemek kodun mu lan? Keşke ben iyi çalışayım. Kendim geldim koyundan, kuzudan, dağdan, taştan geldim de yemek yaptım lan. He. Evet. Öbür odada bak beni şimdi bir ters düz konuşturma. Eşiğinden baktın lan bana lan. Aynen. Bana her şeyi konuşturma lan. Ben dedim ben her şeyden geçtim. Şu sevdiğim ben, kadın gelince ben insanlığımı öğrendim. Şu kadın evet. Yanıma gelince sevdiğim kadın yanıma gelince insanlığımı öğrendim lan ben. Allah razı olsun ondan. Yanıma gelince insanlığımı öğrendim lan ben. Allah bana insanlığımı erkekliğimi unutturdun bana lan. Evet. Desene geldirdi diye. Demeyeceğim. Onu şimdi de sana. Geldirdim de utan da bana. Geldirdim utan da bana. Allah her şeyi atabilirsin at.
Ben onu bilen geçtim, her şeyi geçtim. Peki. Namusun ortaya attıktan sonra. Kızından sonra, kızın kaybolduktan sonra aslında Mustafa'yı görmez olmuşsun. Yok dedim ben. Yani Mustafa'nın şöyle söyleyeyim. Hanım, özür dilerim. Bir Tandır'da bir çekilen fotoğraf var. Tandır'da. Tandır'da. Ben TikTok çekerken arkamda gülüyor. Ha, onu söylüyorsun. Yani evet, baksın, o video. Bakın bakalım bir. Tamam. Sen madem beni sevmiyordu, bu da çişliyordu, bu kadar beni şükürlüyordu. Tamam, sen de nerede kalıyor durmuş ya? O videoyu bulsanıza arkadaşlar. Ne diyorsun? Ben öyle bir kadından niye fotoğraf böyle şey çekilmiş? Yani söylüyor ekmek şimdi. Ekmek et, derken çekildik. O ekmek etim müşteriler işlere gitti. Sadece palavra. Ondan sonra çekildim bak ben. Ben palavra. İnkar etmiyorum. Palavra, palavra. Bu kadar beni sevmiyordun, bu kadar çişliyordun, bu kadar benden şükürlüyordun. Arkamda nasıl gülüyorsun? Tamam, sen beni niye çekiyorsun o zaman? Sen de beni niye çekiyorsun o zaman? Ben niye orada, yanında durdun o sene? İşlemedim, şeylik işlemedim, niye beni çekiyorsun? Kızım, o sene niye durdun? Nasıl şimdi şüphelendik benden? Şüphelendirmezler. Ne yaptın da şüphelendik benden? Şüphelendirmezler. Evden kovunca mı şüphelendik benden? Yo. Yani ben sevgililerimi yakaladı diye mi şüphelendik? Bildiğin şeyleri konuşurlar. Bildiğin şeyleri konuşurlar. Bir dakika, Mustafa'nın, bir dakika, Mustafa'nın bahsettiği görüntüleri önce Instagram'a koyuyoruz. Şu anda görüyorsunuz. Birazdan vereceğim. Siz devam edin lütfen. Yani... Hayır, ben çekildim. Hayır. Siz görebilirsiniz Instagram'da şu anda Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeden. Evden dışarı çıkmasaydım, senin aynı şeyini yapsaydım bir şey yoktu. Değil mi? Demek ki 10 sene önce öldürmedin, pişmansın, öyle mi sen beni? Pişmanım. Tamam. O cezaevine attırmadım, bunları, pişmanım. Bunları mahkemede bekleyin arkadaşlar, ben sesli bir görmek istiyorum. Alın ekrandan, alın lütfen, beni bekleyin. Ben anons etmeden hiçbir şey ekrana vermeyin. Rica ediyorum. Burada bir şey, çünkü çok, yani neyse. Fatma, bu adam katilse, çocuğunun katiliyse, evet. Sen bu adamla birlikte aynı evde yaşamaya neden devam ettin kardeşim? Bilmiyorum, ben şüphelenmedim. Ben diyorum, baştan beri diyorum, ben şüphelenmedim. Şüphelenseydim zaten yapmaz mı o işi? Hiç şüphelenmedin. Ben hiç şüphelenmedim. 2 yıl sonra kimliği getirdin, şüphelenmedin. Hayır. Apar topar Isparta'ya gittin, şüphelenmedin. Yani düşüncem vardı, başka bir şeyim yoktu. Ne düşünüyordun ben bu şey yani ya? Bunun neden sakladı şimdi benden diye düşündüm. Sadece başka bir şey yoktu. Ben şüphelenseydim duramazdım dedi bana. Ben çocuğum çıkacak diye. Ben buraya da aynı çıktım. Çıkacak. Fotoğrafını görür de biri çıkar, biri şey der diye. Ben onun için çıktım dedi bana. Yani dilekçenden de. Yani emniyete ben hala da öyle görüyordum yani. Biri telefon açacak, burada diyecek diye. Ben baştan da söyledim demin yani. Demin birisi aramış ya şöyle diye. Şüphelenmediğimi söyledim. Demin biri demiş sadece ya şöyle bu, diye. Beni ortaya attığı için yani başvurunda sadece gelsin. Hayır, başvurunda öyle demiyorsun. Ne dediğini açıklayacağım, şu video ben gelsin. Hepsini, ya. Hepsi tamam. Şey var biliyorum, yani, biliyorum. Yok yani. Bir gelsin ekranlara şu video, şey Mustafa'nın bahsettiği. Haklı olarak Mustafa da diyor ki ben çocuğuma tacizde bulunduysam, onu kötü bir şey yaptıysam benimle beraber aynı sofrada nasıl yemek yedin diye soruyor. Haklı, buyurun lütfen. Neyine güvenem yalan dünyanın, Kerem yandırıp kül etmedi mi? 11 ay bülbül eyledi feryat. Hemen ablama ışığı, düşe kokalı yürümüş. Şimdi o sofradaki o video var ya, ne zaman çekildi o video? Bana bilmiyorum, tarihini bilmiyorum da. Şükür gittikten ne kadar süre sonra, kaybolduktan, öldürüldükten sonra ne kadar? Bana bilmiyorum, tarihine bakabilirim. Paylaştığım beş, fotoğrafına bakabilirim. 5-6 sene. Isparta'ya kimliği bulmuşsunuz, neden, Isparta'dan neden gelmişsiniz. Neden sonra? Ya bir şey söyleyeceğim. Hiçbir sorununuz yok muydu o zaman? Her şey güllük gülistanlık mıydı? Hiçbir şey yoktu. Yani bunun dediği gibi değildi. Ya normal hayatımıza devam ediyorduk. Normal hayatımıza devam ediyorduk. Sıkıntı yoktu yani. Sıkıntı yoktu. Sıkıntı yoktu yani. Demin ne dedi dedim ama. Ben yalan konuşmam, ben gerçekten ben, konuşuyorum ben, burada. Benler için karlık yapmadı, şey yapmadı demedim yani. Lan vatandaş vardı, ben un alıp geldim de ekmek ettirmedim lan. Bu değil, diğer videoya girin arkadan. Gerçi burada da görünüyor. Yani hayatınıza normal olan dedim. Hayatınıza ben diyorum, şüphelenmedim hiçbir şey. Ya ben bir de şüphelenmeyi bırak. Ben sanki çocuk yaşıyormuş gibi. Aynen, aynı öyle yaptık. Aynı diyorum ben dedim hanım. O zaman suç yani, ortağısınız işte. Diyorum ben. Benim hani millete karşı çocuğu yaşar gösterdim. Bir de jandarmaya gitmeyeceğim dedim ama ben söylüyorum. Ben de diyorum ki uzmanlar niye gitmedin ben 10 söylüyorum. Senin içerisinde. Ben bundan şüphelendim yani gitmedim. Ben kovunca çıktın lan. Ben bundan şüphelendim için değil. Şüphelenmedin benden de şimdi şüpheleniyorsun. Ben onu soruyorum sana. Didem Hanım onu soruyor sana. Sen de bildiklerini konuşmadığın için. Nasıl bildiklerimi? Baya. Benimle aynı bildiklerini konuşmadığın için. Sakladığın için. Ben başka sakladım. Bir şeyler ortaya attığın için. Benim sakladıklarım açıkla burada. Fatma, merak ediyorum. Aynı soruyu sana da soracağım. Çocuğunun
Şükür'ün katili. Şükür'ün katili çocuğu nasıl öldürmüştür? Bilmiyorum değil mi? Nereye gömmüştür? Bilmiyorum. Çünkü Şükür'ün bir katili var. Var. O katil çocuğu nereye gömmüştür? Bilmiyorum. Onu ben fazla çok uzağa fazla uzağa götürmüş müdür? 4 saatin içinde. Bilmiyorum değil mi? 4 saatin içinde. Ha, açıkla. Fikrin yok mu? Açıkla. Ya, oranın insanısın. Ben bilmediğim yerler var. Şarkı o köyde yaşıyorsun. O köyde yaşıyorum, ben oralı değilim değil mi? Ama ben, 25 yıldır orada yaşıyorsun. Oradayım. Gitmediğim yerler çok. Yani tam bildiğim yerler yok. Peki. Nasıl bildiğin yerler yok? Dağlarda koyun gidiyor. Koyun gidiyorum dedin. Katil çocuğu nasıl öldürmüştür? Fikrin var mı? Bilmiyorum dedim ama inşallah. Yani bilmiyorum. Ben yaşar, inşallah yaşar diye şey ben yapıyorum. Ben başka bir şey, sen benim sorumu anladın mı? Anladım dedim ama bilmiyorum. Her türlü yapabilir. O kafayı aldıktan sonra her şeyi yapabilir. Ne dedim yapabilir mesela yani katil? Yani boğabilir, her şeyi yapabilir. Boğabilir. Evet. Benim yüzü benim söylediğim kelimeleri kullanma. Başka kelimeler kullan. Nasıl başka, öldürmüş olabilir yani katil? Boğabilir, başka bir şey aklıma gelmiyor dedim ama. Kafasına taş da vurabilir, her şey yapabilir. O kafayı aldıktan sonra her şey yapabilir. Görüyoruz çünkü katilleri ne halde getirdiklerini. Bir bayan olsun, bir çocuk olsun. Taşla öldürmüştür diyorsun. Olabilir. Çünkü o kafayı aldıktan sonra, o evden çıkarttıktan sonra ne için götürdü belli olmaz ki. Hiç bunları düşündün mü? Kendi kendine hiç sordun düşünmedim, mu? Hiç düşünmedim. Benim sana sorduğum soruları. Hiç aklıma getirmedim dedi bana. Ben öldürdüğünü yani ölmüş olduğunu ama hiç sen, aklıma getirmedim. Sen ilk şikayet dilekçende sadece kayıp değil, çocuğumun öldürülmüş olabileceğini de biliyorum, yani, düşünüyorum demişsin. Öyle düşünüyorum. Sen çünkü, sadece kayıp diye başvuruda bulunmamışsın biliyorsun aynen, değil mi? Çünkü sen çocuğun öldürülmüş olabileceğini soruyorsun. Çocuğum çıkaracak oktan sonra neler yapacağını kendi ağzıyla söyledi. Yani beni öldürmeyle şeyle tehdit ettiği için bunda var bir şey dedim değil mi hanım? Ha seni bir kayıp başvurusu yapmaya gittiğinde tehdit edince. Evet. Yani bu öldürmekle, neden? Evet. Ondan sonra mı sen Mustafa'dan şüphelendin evet, çocuğu öldürmüş olabileceğini? Oraya çıktığı zaman, ilk çıktığı zamanlarda şüphelenmiyorum dedi yaşından dedi. Önce öyle diyordu evet ama başvuru dilekçesinde katil olabilir demiş. Evet. Dedim dedi ama yapabilir dedim. Sizin oğlunuz dün o görüntüde ekrana, yani ablasının görüntüde ekrana getirdiğimizde Tahsin kaçıyor. Çünkü Tahsin'in aklından çıkmayan bir şeyler var. Tahsin bizim yayına gelirse canlı yayında karşıma geldiğinde benim soracağım sorulardan ve anlatacaklarından korkuyor bence. Yok, dün tamam. Yayını yok. Ben işte buradan ona seslendiğimde yayını bakın nasıl takip etti. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız önce arkadaşlar? Instagram'a koyun. Ben sonra hemen ekranlara isteyeceğim onu. Yani Tahsin sence siz Instagram'a koyun Tahsin'in ben ona çağrıda bulunduğumda o korkusunu, o önce siz tanıklık edin istiyorum Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Sonra annesi babası görecek. Tahsin kimden korkuyor? Korktuğundan değil Didem. Sadece onları bildiği için başka bir şeye korktuğundan değil. Çocuk sadece diyor ki, canlı yayından korkuyor. Canlı yayından korkuyor. Onun korktuğundan değil. Korksa telefonla da konuşmaz. Yok ondan korkuyor. Başka bir şeyden çocuk değil. Diyor ki aklımdan gitmiyor. Çıkmıyor aklımdan diyor. Çıkmıyor diyor. Aklımdan çıkmayan şeyler var diyor çocuk. Oğlun. Biliyorum Didem. O zaman yani, Tahsin bence başka şeyler de biliyor. Ben sordum dedi oğlum. Bilmiyorum. Ben sadece ne sordun? Bu, yani ben sordum da yani aklında olan ne varsa anlat oğlum dedim. Yani bildiğin bilmediğin ne varsa anlat dedim. Başka hiçbir şey değil. Yani aklımda bunlar var anne dedi. Yani hatırladığım bunlar var dedi. Sen peki elma toplamaya gittiğinde Tahsin evde çocuklarla birlikte kalıyor muydu? Tahsin de evde miydi? Tabii canım. Okula ikisi, Yasin'le ikisi okula gidiyordu. İkisi kalıyordu. Okuldan geldim. Yine beraber. Tamam. Kızının hamile olduğunu öğrenince, yani hissedince, öyle düşününce hiç Tahsin'e sorular sordun mu? Kim ben mi? Ha, oğlunu. Hayır. Eve giren çıkan var mı? Şöyle var hiç mı? Hiç sormam dedi. Hiçbir şey sormadın mı hiçbir ya? Şey sormam. Ulan gel. Yani diyorum, Tahsin diyorum. Öyle sorayım. Kızıma sorardım. İlk zamanla ben annemle konuşmuyorum. Arayam telefon açmıyor dedi değil mi? Yok konuşuyorlar onu biliyoruz konuştuklarını. Ama Tahsin geçen gün ben röportaj yaptığımda burada ses kaydını aldığım gün ne dedi ilk zamanlar bana? Didem bunu çocuğum öğrettiği için açmıyor dedi. Ben de dedim ki oğlum dedim benimle konuşmadığını söyle. Sadece ne demişler bir daha söyle Pınar. Evet. Anladım yani şöyle yani şimdi biz Instagram'a koyunca Tahsin'i siz görmediniz daha oğlunuzu. Ablasının o görüntüleri gördü ya izlediği andaki psikolojisini birazdan siz de göreceksiniz. Şu anda sevgili izleyiciler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Tahsin'i izliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Tahsin bence çok fazla şey biliyor. Yani belki hatırlarsa belki ama bilmiyorum. Evet. Hatırlarsa belki. Sen diyorsun ben evde yoktum.
Hatırlarsın. Şimdi ben çocuğu arayacağım, ben buradan gittim. Sen ara, sen çocuğun psikolojisi iyice bozulmuş. Sen arama, ona il olmaz o. Tamam mı? Yani bir şeyleri anlatmışsın çocuğa. Evet. Çocuk korkusundan çıkamıyor bak. Öyle mi? Merak ediyor musunuz çocuk izlerken nasıldı? Of, öyle yazık ki. Kardeşin Tahsin'e. Yani onlar da öyle bir baskı altındalar ki. Gidemem. Askerdeyken de şey etti. Ya ben eğer annenle konuşursan, annenle şey dersen para yollattırmam. Dizene yollattırmam, ben de yollamam demiş çocuğuma. Para yollamayı da tehdit etmiş çocuğuma. Öyle mi? Lan çocuğun zaten askerde parası zaten vardı lan. Nereden vardı? Nereden konuşuyorsun lan? Nereden vardı parası? Nereden? Kim gitti? Ben mi demişim para yollamam diye? Tabii. Dizemedi. Ulan daha ben geçen gün didesine veriyorum lan parayı. Didesine yollattırmadın demişsin. Kim ben? Sen bir kuruş para mı gönderdin çocuğa? Sen demişsin işte. Ne demişim? Ben de dedim oğlum, benle konuştuğunu belletme. Askerden yani. Gelese daha belletme oğlum dedim. Çünkü ben yollayamayacağım para dedim. Ben yollayamam dedim. Sen dedim gelese sen de konuştu ortaya çıkarsa para göndermez. Aynen. O yüzden. Tahsin'in o görüntüleri. Neyse bir ekranlara gelsin lütfen. Buyurun, ben sonra yorumda bulunayım. İyi yönlendirmişsin çocuğu ama bunları hepsini çıkarttıracağım ben sana. Girecektir. Sen benden çıkarttır. Ey gönül havalanma, kırılırsın arşa gider. Kim anlar senin halinden, vay vay. Ey gönül yaralanma, dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler, vay vay. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül, vay vay. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini, sevda deyip yanan gönül var. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül var. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini, sevda deyip yanan gönül var. Bu güzel türkü için Muharrem Aslan'a çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Vallahi herkes duygulandı. Bana telefonuma ne mesajlar geliyor dünden bu yana. Ama Mustafa var ya kardeşim, taş gibisin ya. Taş gibisin. Bak bana kimler mesela ekran karşısında mahvoldu. Ne yapmam gerekiyor burada? Bilmiyorum ya. Ne yapmam gerekiyor? Bilmiyorum. Taş gibi durmayacağım burada da. Ne yapmam ben lazım yani? Bir şey yani? Yapman gerekmez. İnsanın içinden gelen bir şey o. İçinden ne bir şey gelmiyor. Ne biliyorsun içinden gelmeyeni? Canım benim ben ya. Ben burada dişlerimi sıkıyorum ben burada bak. Sıkma, rahat ol ya. Biz niye sıkıyorum ben burada dişlerimi? Biz de seni anlayalım Mustafa, seni anlayalım. Ben burada dişlerimi niye sıkıyorum? Niye sıkıyorsun kardeşim? İftira attığı için, gerçekten konuşmadığı için dişlerimi sıkıyorum ben burada. Bu çocukların da psikolojisini bozdu bu. Çaresiz çocuk şöyle izliyor yani. Burada timsak gözyaşları döküyorsun. Açıkla, benim ne bildiğimi, ne yaptığımı açıkla burada. Aynen. Mesela hiç susmayacağım. Açıkla. Belki susmayacağım. Oraya sokmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ama bilsem. Bilsem. Bilmedim. Geldin, her şeyi biliyorsun geldin bilmediğimi. Tuncay Hanım, sizce Tahsin çok mu korkuyor? Ya da bir çaresizlik mi var? İnanılmaz bir çaresizlik gördüm. Ben de çaresizlik olarak gördüm. Yani korku değil, çaresizlik. Hatırladıklarını söylemeye de korkuyor değil. Çaresizce ne yapacağını bilemiyor. Bir anda anne, bir anda baba var aynı, çünkü. Aynı. Yazık, günah değil mi bu çocuklara da ya? Kim sana söyledi Tahsin işte ben onunla babam cezaevine girecek, koyunları moyunları satacağım diye Tahsin'in planlar yaptığını nereden biliyorsun? Ne gibi? Sen demişsin ya işte babam koyunları ben satacağım. Çuvalama otacı ona demiş. Ha, çocuklar sizsiz bir hayat planı mı yapıyorlar? Ne yapacak ya? Ben içeri soktuğunca bak geçen gün burada demedim sen eve mi geçeceksin diye.
He? Bilmiyoruz ki. Sen katil misin onu da bilmiyoruz daha. Ben demek ki ben bir katilim o zaman. Ben bu bir lafı gördüm. Katilim mi o zaman? Katili bekliyorlar. Hemen tutuklayıp gidecekler bunu. Dedim hanım. Benim ağzımla hemen neymiş ben? Sen geçen gün demedin mi? O ban burada demedim. O lan konuşunca görüşeceğiz. Sen de demedin mi ban burada? Ha, tamam. Demedi mi? Benim ağzımdan çıkan lafla mı seni götürecekler? Gidesin nereden biliyor oranın konuşacağını? Benim çıkan ağzımdan lafını götürecekler ilk günden beri götürürler buban seni. Buban nereden biliyor buban? Buban neden biliyor çocuğun nereden konuşacağını? Ben ilk günden götürürler seni. Buban demedi burada. Sen evdeyken ya Türkan toplarlar giderlerdi. Sen burada ağzımdan demedin mi? Ya burada secde duymadın mı burada senin bu kelimeleri duyduğunu? Tamam dedim. Dedin tamam benim ağzımdan tutacaklardı niye tutup gitmediler ben diyor. Sen benim cicamına gireceğimi nereden biliyorsun? Nereye geçeceksin ya? He? Nereye geçeceksin ya? Yaşayacak mısın? Yaşayacak mı? Sen kulun geldin sanırım. Yaşayacak mı? Evet. Yani o kadar emin misin Mustafa'nın çocuğunu öldürdüğüne? Didem Hanım nerede çocuk? Bak bir dakika Didem Hanım. Burada dedi sen yaşayacak mı dedi bak. Kendi tehdit edemezsin. Ama... Vallahi sen beni tehdit edemem ama ben sana giderim. Evet. Sen de edemezsin. Bak, ben giderim. İkiniz edemezsiniz. Tamam mı? Ben buraya çıkacağım. Senin duralım sen da gelse, sülalem de gelse bana bir şey yapamazsınız siz. Eğer bak ben çocuğu bulmak için çıkayım diyeydim beni kaybederdi evde. Yani benim şeyimi bulamazdınız. Kesinlikle. Vallahi ben çocuğuma bir şey yapsaydım, vallahi de... Çocuğuma bir kusur yapsaydım, vallahi sen de kayıp ederdin bak. Çocuğuma ben bir şey yapaydım sevgilim. Bana böyle iftira atma. Beni gerçekten de gelme benim ha. Bana iftira atma. Beni yaşatmazdı. Benim nasıl bir insan oldum biliyorsun. Evet. Ben çocuğuma bir kötülük yapsaydım, o gün gece seni de kayıp ederdim. Bak ben, açık söyleyeyim bunu hakkında. Ben şüphelenmediğimi bildiğin için yaşattın. Benim Allah'tan bak kimseler çekildim ya. Ben şüphelenmediğimi bildiğin için yaşattı Didem Hanım. Ben bundan şüphelenseydim beni kaldırdı. Ama sen bir şeylerden çekiliyorsun, korkuyorsun. Ben hiç kimseden çekilmiyorum. Hiç kimseden çekilmiyorum ben. Ben o geçti onu. Benim gibi açık konuş. Didem Hanım ben eğer şüphelendiğimi bileydi, ben bundan şüphelendiğimi bileydi. Var mı benim konuşmalarımda? Ben bu çocuğu kaybedecekseydim, çocuğuma kötülük yapsaydım. Bir dakika vallahi Mustafa. Vallahi bunda kaybederdim. Ama bir dakika, sen şüphelenmişsin. Şimdi bir dakika. Sen şüphelenmişsin. İçinden şüphelendim Didem Hanım. Ama hissettirmemişsin. Ya çıktığın zamanlar niye şüphelenmiyorum dedin? Ben içinde gelmeyeyim. Başka Didem Hanım sordu, eşin kaybedebilir, öldürebilir de tahmin etmiyorum dedin. Şimdi nasıl söyleyebiliyorsun? Söylüyorum. Niye dayanarak söylüyorsun? Niye dayanarak? Bildiğin her şeyi bildiğin halde atmadığın için. Lan neyi biliyorum ben? Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorum? Açıkla. O gün gelin doktora götürdün. Ondan sonra İsparta'ya bir beraber gittiğimiz İspatta. Hepsi biliyorum. İşe İspatta. Gitmediğin her şeyi İspatta biliyorum. İspatta diyorum ben sana. Neyin İspatta? Benim İsparta'ya gelen karıyı onu bunu biliyorsun açıklayan ya. Hı? Onlar aklı yermiyor mu? Neyle ispatlıyım? İspatta. Ben sen gibi o kadar göz açık değilim. Neyle ispatlıyım? Telefonumda o kadar çalışmıyor. Sen göz açık değil misin? Telefonumda o kadar çalışmıyor. Şurada dön de bir bayanlara soralım bakalım göz açık mısın açık değil misin mi? Bak bakalım şöyle gözüne baksınlar senin gibi. Seninle beni karşılaştırsın abi. He? Hangimiz daha şeyli? Bende katarlık var yok demiyorum ben. Hmm. Bende katarlık... Ben... Sen de olmadığını tamam diyorum. Ben buraya geldiğim zaman dedim sevgili yaptım dedim. Hmm. Ama sen diyemedin. Kaçıncı sevgili? Lan istersen yüzüncü sevgilim olsun. Ben burada ben yalan konuşmadım. Diyorum. Ben de yaptım. Ben sevgilimi ortaya atma diyorum ben sana. Tamam. Ben her şeyimi atıyorum ortaya. Ama sen diyemiyorsun ama. Niye diyemiyor? Diyorum. Benle evlenmeden önceki sevgilerini diyemiyorsun. Mustafa, şeyin kafasına takılan mevzu şu. Seni şöyle hatırlıyor. O gece çocuğu alıp o motosiklete bindirip götürdüğün gibi öyle hatırlıyor. Tamam ispatlaşı. Hafızasında o var. Hafızasında mı varmış? Dolayısıyla bunun hafızasındakini bir çıkarsın bir. Bunun yanıtını alamadığı için de katilin sen olabileceğini düşünüyor. Aynen. Ama çünkü ilk zaman gece... niye böyle bu kelimeyi diyemedi? İşte onu anlamıyorum. Sen o gece... İlk geldiği zaman niye diyemedi? Sen burada ben televizyonu seyrediyordum. Evet. Buraya oturduğu zaman eşin yapmış olabilir mi? Eşinle şüpheleniyor musun? Eşin katil olabilir mi? Soruyordun. Bende bunların hepsi var. Niye tamam. Şüphelenmiyorum? Ben şüphelenmedim diyorum. Niye diyemedi o zaman da şimdi şüphelenmiyor şey benden? Ben buraya geldim. Dedim. Geldim pisliklerini çıkarınca bana yüklendi. Ne oldu da fikrin değişti şu anda onu soruyorum. Bir de her şeyi bildiği halde beni attığı için ortaya da. Her şeyi bildiği halde ikimizin ortasında bildiği halde mesela götürdüğünü getirdiğini çocuğumun kaybettiğini koyup geldiğini bildiği halde sadece benim üstüme oynuyor. Sadece vakit geçiriyor başka bir şey değil. Peki bir şey yani bir soru soracağım ama bir araya gideyim öyle sorayım o soruyor. Bir araya gitmem gerekiyormuş. İzninizle bir ara sonra hemen birlikteyiz. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Gelmesi mümkün değil Didem Hanım. Gelmeyecek diyordum, gelmez diyordum. İmtihanı
Heyecanla. Tamam, tamam, tamam. Duygucuğum gel lütfen. Hoş geldin. Neredesin ya? Kızımla buluşmaya hazır mısın? Hazırım. Burada Zeynep'in yani. Ay sağ ol, Allah razı olsun. Rica ederim, Allah size senden de razı olsun. Zeynep gelsin bakalım kızımız. Aydın daha gösterelim. Unutmayın, asla yalnız değilsiniz. Şimdi sizin çocuğunuz %99.99 maalesef hayatta değil. Sevgilisiyle beraber yapmış olabilir diyorsun ya Mustafa. Evet. Şimdi Fatma'nın sevgilisi Hızır demişler ya. Hızır, bu kamyoncu Hızır sizi götüren. Onun öldürmüş olabilir mi Hızır'la beraber? Ya ben o adamlar öyle bir şey şüphelenmiyorum ben. Neden peki? Öyle bir yapacak bir adam değil. O adam tavuğu bile kaçacak adam değil yani. Nasıl bu kadar Hızır'a güveniyorsun peki? Ya nasıl güveniyorum? Bilmiyorum yani, devamlı yani çok temiz kalpli bir insan ya. Yani yıllardır merhabalığımız vardı. Ama tam sevgilisi olabilirdi, senin kulağına gelmiş ya. Ya benim Hızır buna katil çıktıktan sonra yani. Evet. Yani adamın birinin ifadesine göre. Anladım da ama Hızır da katil olabilir. Herkes şüphe. Mesela ben şu anda tahminime yani sevgili olacağından da şüphelenmiyorum. Ama daha önce sevgilisi dedin. Ama ben başka birinin ifadesine göre söyledim ama. Bak ben burada da söyledim ama. Çünkü biz her türlü olasılığı değerlendirmek zorundayız. Tamam, değerlendirin. Sıkıntı değil. Siz o sevgilisi şeylerini araştırın esasında. Dünkü verdiğim numaraları araştırın. Biz onları da araştıracağız. Hızır'ı da araştırmamız lazım. Onu da araştırın. Sıkıntı yok ya. Sen Hızır'dan şüphelenmiyorsun ya yani. Ya ben şüphelenmiyorum. Öyle bir insan değil. Ama neyse, yayından sonra konuşuruz sen. Tamam, konuşalım. Bu arada bugün gelen bir haber açıkçası beni çok üzdü sevgili izleyiciler. Çünkü geçtiğimiz sezon Muğla yatağında eşi tarafından önce dövülen, saçlarından sürüklenen, hala hayattayken de yakılarak öldürülen 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Figen Çoban cinayetini konuşmuştuk. Çok önemli iddialar gündeme gelmişti. Yayınlarımız ses getirmişti ve kocası Mehmet Emin Ata Çoban tutuklanarak cezaevine gönderilmişti biliyorsunuz. Bu da sürekli yalanlamıştı. Figen'in cinayet davasında mahkememizin savcısı ne yazık ki Mehmet Emin Ata için haksız tahrik indirimi istedi. Nedeni ise Figen'e iş yeri arkadaşının attığı bir mesaj ki Figen o mesaja yanıt bile vermiyor. Hatta gidip savcılığa şikayette bulunuyor. 8 Mart Kadınlar Günü'nde, Dünya Kadınlar Günü'nde Sayın Savcımızın cezadan indirim talebi açıkçası canımızı acıttı, yüreğimizi acıttı. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Figen'in katili kocası Mehmet Emin hakkındaki son kararı mahkeme heyeti verecek. Sayın Başkan ve üyelerinin karısına düzenli olarak şiddet uygulayan, sonunda onu öldüren sanık için istenen bu indirim talebini en adaletli şekilde değerlendireceğine yürekten inanıyorum. Ve saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah bizim bu çağrımıza da yanıt verecekler diye ümit ediyorum. Hukuka da güveniyorum bütün kalbimle. Çünkü 8 Mart'ta gelen bu haber çok üzücü bir haberdi gerçekten. Haksız tahrik indirimi nedir ya? Yakılmış o kadın, yakılmış, yakılmış. Nasıl bir indirim olabilir? İnanamıyorum gerçekten. Ve gerçeklerin de er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu var. Emin olun Şükür'le ilgili de böyle olacaktır. Buna yürekten inanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum. Pazartesi günü tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.